Özcü Televizyon'dan Liderler Özel programından herkese merhabalar, iyi akşamlar. Hoş geldiniz Özcü Televizyon'un ekranlarına. Bugün konuğumuz Memleket Partisi Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce. Muharrem Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Benle beraber burada olacak önemli isimleri, Sözcü ailesinin önemli isimlerini de hemen sizlere duyurayım. Sıradan başlayayım. Uğur Dündar, hoş geldiniz. Uğur abi diyeceğim. İzninizle ben Uğur abi diyeceğim. Lütfen, lütfen. Sevgili Alişer, öyle söyle. Hoş bulduk. Simge Fıstıkoğlu aslında bu saatin, bugünün ekranda görmeye alışık olduğunuz ismi. O da bizimle beraber olacak. Muharrem İnce'ye sorularını soracak isimlerden bir tanesi de İpek Özbey, Sözcü Televizyonu moderatörlerinden. Ve Sözcü Gazetesi yazarı Aytunç Erkin de bugün burada Muharrem İnce'ye sorularını soracak. Sizlerin sorularını da tabii ki biz burada Sözcü Televizyonu ekranlarında iletiyor olacağız Muharrem İnce'ye. Ben başlamadan önce kısa bir açılış yapayım. Arkadaşlar eğer mümkünse şu oy pusulasını şöyle bir ekrana verelim. Bir liderli özel programıyla ilgili söylemem gereken belki bir iki bir şey var. 4 tane Cumhurbaşkanı adayı Türkiye'de bu seçimlerde oy vereceğiniz adaylar ve biz Sözcü Televizyonu olarak bu adaylardan Sinan Oğan 2 kere Sözcü Televizyonu ekranında bizlerle birlikte oldu. Sizlerin ve bizlerin sorularını yanıtladı. Bu akşam burada olan Muharrem İnce'nin de bu ikinci yayınımız. Bir kere Ankara'da beraber gene yayın yapma fırsatımız olmuştu. Bu da gene ikinci yayınımız. Kemal Kılıçdaroğlu'yla geçtiğimiz hafta hatırlayacaksınız bir yayını burada olmuştu. Kendisiyle birkaç gündür temas halindeyiz Sözcü Televizyonu olarak. Önümüzdeki günlerde yani seçimden öncesinde bir kez daha kendisini burada Sözcü Televizyonu'nda ağırlamak istediğimizi söyledik. Eğer takvim müsait olursa yoğun bir tabii ki tüm adaylar gibi yoğun bir program var. Tekrar burada olacak. Yani bizim amacımız seçime bir ay kala gibi bir sürede önce adayları bu ekranda sorularımızı sorup onların size ne vaat ettiklerini buradan aktarmalarını istemiştik. Seçime bir 10-15 gün kala da ikinci turu yapmak amacımız. Tabii ki Cumhurbaşkanı hali hazırda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da Sözcü Televizyonu'nun ekranlarının açık olduğunu bir kez daha buradan söylemiş olalım. Ve şimdi Muharrem İnce ile başlayalım. Efendim tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun, kırmadınız bizi. Tekrar geldiniz. Sanıyorum bir önceki yayın üzerinden yaklaşık bir 2-3 hafta geçti. Evet. Gündem değişti, sizin gündeminiz değişti. Bunların hepsini soracağız ama ben bir kişisel, sizlerden bir izin alıp kişisel bir merakımı, bir şaşkınlığımı ya da sorarak başlamak istiyorum. Arkadaşlar bir klibimiz vardı bununla ilgili. Hazırsa Muharrem Bey'e de ve izleyicilerimize de bir izletelim. Sonra ben bir soru soracağım. FETÖ'nün siyasi ayağı benden başka hiçbiri bunun üstüne gidemez. Hiçbiri. Erdoğan gidemez. FETÖ'nün eski ortağı. Kılıçdaroğlu da gidemez, o da yeni ortağı. Biraz kameranın açısından da tam sizi göremedim orada. Ben bunu telefondan, küçük bir ekrandan dün akşam izlerken açıkçası bir dakika ya dedim, başa aldım şöyle bir tekrar dinledim. Sonra da montajdır herhalde diye düşündüm. Döndüm baktım bizim web sitesinde de var yani çeşitli haber. Bu aralar benle ilgili çok montaj olduğu için. Olabilir. Ben de onlardan mı değil mi yani ya da çok görüyoruz işte gündemde evet. Şimdi devam eden. Ya söylememiştir, söylemiş midir diye baktım. Söylemişsiniz. Evet. Kılıçdaroğlu için FETÖ'nün yeni ortağı. Hesap soramaz dedim. Bakın anlatayım. Lütfen. Şimdi. Derdimi anlatayım. Birincisi memleketimizin çok ciddi problemleri var. İnsanlar gıdaya erişimde sıkıntı yaşıyor. Sokaklar mülteci dolu. Gençler yurt dışı hayalleri kuruyor. Deprem olmuş bir bölgemizde. Yine bu bölgede yeni bir deprem bekliyoruz. Yani bir umutsuzluk var. Yabancıya konut satışı devam ediyor. Kiralar yüksek. Erdoğan 21 yılda memleketin hiçbir sorununu çözememiş. Sorunlar katmerlenmiş. Erdoğan gitmeli. Önce buradan başlıyor. Fakat bu FETÖ konusu şu. Şimdi yıl 2009'un Mayıs'ı. Sadullah Ergin bakan oluyor. 2013 yılına kadar. Peki bu arada neler oluyor? Telefonlar dinleniyor. Silivri duruşmaları. Ya 2010'da referandum olmuş. Yargı FETÖ'ye teslim edilmiş. Bütün bunların içinde Sadullah Ergin Adalet Bakanı. Ve bu konu herkes tarafından biliniyor. Peki şimdi bu Sadullah Ergin yargıyı FETÖ'ye teslim ederken bu Sadullah Ergin yaş kararlarıyla önce Atatürkçü subaylar tasfiye edilirken, kumpaslar kurulurken,
sahte belgeler, sahte ses kayıtları, adli tıp devredeyken, TÜBİTAK devredeyken bu adam işin bir numarasıydı. Sadullah Ergin bir numarasıydı. Peki o arada İçişleri Bakanı kimdi? İdris Naim Şahin'di. Değil mi? Paranın başında kimdi? Ali Babacan'dı. Erdoğan da başlarındaydı. Şimdi bunları ayıracaksınız. İdris Naim Şahin'i alacaksınız. İçişleri Bakanı ya bizim üzerimize gaz sıkan adam. Gaz sıktıran adam. İyi Parti'den milletvekili adayı olacak. Sadullah Ergin CHP'nin Çankaya'dan 4. sırasından milletvekili olacak ki büyük ihtimalle seçilecek. Şimdi buna dokunulmazlık vereceksiniz. Yani FETÖ Türkiye'yi ele geçirirken, FETÖ orduyu dağıtırken yetkili, etkili makamlardaki insanları onlarla birlikte işbirliği yaparsanız ben size FETÖ'nün yeni ortağı derim. Derim bunu ben. Bunu demek hakkım. Şimdi Erdoğan bir milat belirledi. Dedi ki 17-25 Aralık. Hukuki bir milat mıdır bu? Hayır, böyle bir şey olamaz. Başından itibaren neyse FETÖ araştırmalıdır. 17-25'e kadar bir şey yok. 17-25'ten sonraysa cezalandırılırsın. FETÖ borsası var mı? Var. Parayı basan aklanıyor mu? Aklanıyor. Peki çaycı var, hemşire var, doktor var ama milletvekili yok. Bir iki tane göstermelik milletvekili hapiste, eski milletvekili. Siyasi ayağına kimse dokunmamış. Sayın Başkan, FETÖ dediğiniz zaman hani mesela Fethullahçı cemaat diyebilirsiniz o zaman. FETÖ dediğiniz zaman Fethullahçı terör örgütüyle Kuruluşun ve Kurtuluşun Partisi CHP'yi yan yana koymuş ve sizin de emeğinizin olduğu, çocukluğunuzdan itibaren ben mücadele gidip, verdiğiniz bir partiden gidip, bahsediyoruz. Hayır efendim, ben gidip... Yani bu da, ben gidip, benim de eleştirilerim var ama FETÖ'cü demek çok ben, ciddi bir... Yani ağır hayır, bir değil mi? FETÖ'cü demek, ben de dediğimi biliyorum. FETÖ ortağı. Arkadaş, FETÖ yani ya... Ortağı. Bakın, Sadullah Ergin meselesinde burada en çok yazanlardan biriyim. İkinci kişi Uğur Dündar'dır. Evet. Yani burada ve Sözcü Gazetesi'dir. Evet. Burada hiç sıkıntı yok ama yani bu kitle... Milyonların oy verdiği Cumhuriyet Halk Partisi'ni Fethullahçı terör örgütü ortaklığıyla suçladığınız da sizin yani nasıl diyeyim size, sizi de tanıyoruz, mücadelelerinizi biliyoruz. Silivri'nin toplama kampı olduğunu söylediğiniz dönemleri Sayın Kılıçdaroğlu'yla beraber. Fakat çok ağır değil mi bu? İnsanların vicdanını yaralamıyor mu? Bizzat kendisinin belirlediği adaylar değil ki. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayları değil ki. Ya sonuçta bir ittifak. Buna ben gülerim. Ama sonuçta bir ittifak. Baktığınız zaman diğer partilerin, diğer ittifakların içinde de... Ben de konuşacağım değil mi ama? Belki Kemal Bey'in de içine silmiyor bu isimler. Belki diye büyük olasılıkla silmiyor. Valla ben Çankaya'da ikamet ediyorum. Oyum Çankaya'da. Ben Memleket Partisi'ni kurmamış olsaydım, CHP'de olsaydım Sadullah Ergin'in olduğu bir listeye oy vermem. İçine sinen gitsin versin. O Silivri duruşmalarında orada en çok olan grup başkan vekili benim. Halen yargılanıyorum. Halen yargılanıyorum. 38 milletvekiliyle gittim. Grup başkan vekili Muharrem İnce'ydi. İçeriye gittim, milletvekillerine oturtulacak yer göstermedi. Hakim Özese. Ona dedim ki bir gün yargılanacaksın, torunların senden utanacak ve şimdi hapiste. Bir gün sanık yerinde oturacaksın dedim. Orada mücadele ettiğim için ceza aldım, yargılanıyorum ve o Silivri duruşmalarını baştan sona takip eden kişiyim. Ben bu kadar ilkesizlik, şimdi bu Sadullah Ergin'e eğer siz bu 21 yıldan geriye dönük 21 yıldan hesap soracaksanız Sadullah Ergin'i milletvekili yapamazsınız. Yapmamalısınız. Neden? Çünkü ona dokunulmazlık veriyorsunuz. Dokunulmazlık verirseniz onu yargılayamazsınız. Yani biz Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte birinci meclise gitmek istedik 29 Ekim'de. Bizim üzerimize gaz sıktılar. İdris Naim Şahin İçişleri Bakanıydı. Ben orada indim. Polise aç bariyerleri dediğim için güvenlik kuvvetlerine... Hakaret ettiğim gerekçesiyle yargılandım ben bu konularda. Yani hiç mi ilke kalmadı? İlla menfaat mi? Yani Sadullah Ergin'den başka kimse bulamadınız mı? O dönemi yargıya teslim eden kişiyi
Nasıl getirirsiniz Atatürk'ün Çankaya'sında milletvekili adayı yaparsınız? Bunu yaparsanız ben de derim ki FETÖ'nün yeni ortağısınız. Bu kadar basit. İsim isim sayabilirim. Daha çok isim var. Simge bir isim söylüyorum sadece size. Yoksa ben gidip FETÖ'yle anlaşma yaptılar, imza attılar demiyorum. Ama görüntülere baktığım zaman bu kişilere dokunulmazlık verirseniz hesap soramazsınız. Geçmişe dönük hesap soramazsınız. Peki olası bir ikinci turda kaldığı zaman diyelim kitlenizi FETÖ ortağına nasıl oy verdirtirecektiniz? Hayır bakın ben diyorum ki başlangıçta da milletvekili listelerinde ben CHP'de çok uzun yıllar çalıştım. 2011 seçimlerinde CHP'liler aman MHP baraja takılmasın diye MHP'ye oy verdiler. Her evden bir oy MHP'ye verdiler. 2015 seçimlerinde HDP baraja takılmasın diye HDP'ye oy verenler oldu. Ben de şimdi diyorum ki yani CHP nasıl olsa 3 tane çıkarır Çankaya'dan. Siz de her evden bir oy Memleket Partisi'ne verin, dengeleyelim. Bu kadar basit. Bunu dengelersek bakın parlamento aritmetiğiyle ilgili Türkiye'yi bir kaygım var benim parlamento aritmetiğinde. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi 77 milletvekilliği sırasını Saadet'e, Deva'ya, Geleceğe verdi. 77. Anlayamadığım bir şey daha var. İyi Parti seçime giriyor kendi amblemiyle ama 5 adayını CHP listelerinden sokuyor. Bunu hiç çözemedim zaten. Peki bu 77 kişiyi verdiğinizde bakın bu 77 kişinin içinde çoğunluğu eski AKP'li. Çoğunluğu. AKP'liler de olacak. HDP de olacak. Öyle büyük bir blok oluşacak ki göreceksiniz. Bugün bayram yapanlar 6 ay sonra Muharrem İnce haklıymış diyecekler. Benim ülkenin parlamentosunun aritmetiğiyle ilgili ciddi kaygılarım var. Ben o mecliste 16 yıl bulunmuş birisiyim. Öyle bir kamplaşmalar olur ki örneğin birini çıkardılar CHP listesinden Konya'dan Saadet Partisi'nin milletvekili yaptılar 2018'de. Biri CHP'de kaldı. Biri Saadet'e gitti. O kişi sonra türban tartışmasında ne yaptı biliyor musunuz? Sayın Kılıçdaroğlu kanunla çözelim bunu deyince Erdoğan anayasa değişikliğiyle çözelim dedi. O da gitti anayasa değişikliğine imza verdi. Öyle ilginç tablo çıkacak ki bu mecliste göreceksiniz. Cumhuriyetçiler, Atatürkçüler azınlıkta olacak. Onun için Memleket Partisi mecliste olsun diyorum. Denge unsuru olsun diyorum. Korkunç bir tablo çıkacak. Yani Cumhuriyet'le Atatürk'le hesaplaşmak için. Yani Ali Babacan açıktan söylüyor. Anayasanın ilk 4 maddesini tartışalım diyor. Türklüğü tartışıyor daha dün. Bugün izledim şimdi gelirken. Türklüğü tartışıyor. HDP de tartışıyor. CHP listelerinden seçilecek olan bu 77 de tartışacak. AKP'nin içinde tartışacak olanlar da var. 6 ay sonra, 6 ay bulmaz 6 ay. Emin olun bulmaz. Herkes diyecek ki Muharrem İnce sen bunları öngördün. Ya, o kadar yanlış işler yapıldı ki. Yani CHP'li kalmadı listelerde. 134 milletvekili var zaten. 77'si verilmiş. Ne karşılığında? Aday olma karşılığında. Arkadaş beni aday yapın. Al sana Cumhurbaşkanı yardımcısı. Sana da Cumhurbaşkanı yardımcısı. Sana da Cumhurbaşkanı. 7 tane Cumhurbaşkanı. İkişer de bakanlık verelim size. İkişer de bakanlık verelim. Yetmedi. 77 de milletvekili verelim. O kadar basit mi? Yani çok ağır bir itham olmuyor mu? Hayır. Ben bu itham değil ki. Parlamento dağılımına tekrar geçeriz. Hayır, FETÖ'cü şeyi için diyorsun. Uğur Bey, ben onu itham değil. Lazım. Açıkladılar bunu. İkişer bakanlık. 77 milletvekilliği. Cumhurbaşkanı. Bu itham değil ki. Yani sadece için Cumhurbaşkanı adayı olması için mi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu? Ama böyle bir düzen var mı? Uzlaşı arayışı içerisine girdi. Hayır böyle bir düzen yok ki. Önerim basitti benim. Çok basitti. Çok basit. Dedim ki buna gerek yok. Buna gerek yok. CHP, İYİ Parti, Memleket Partisi. Atatürk'te anlaşırız. Cumhuriyet'te anlaşırız. İstanbul Sözleşmesi'nde anlaşırız. Terörle mücadelede anlaşırız. Anlaşırız bunlarda. Hiçbir sıkıntı çıkmaz. Bunu önerdik. Yani Türkiye'de saygın bir isimdir Bekir Ağar'dır. Açıklaması var. Çok basit. Diyor ki bu 4 partinin toplamı %1 yok diyor. %1 yok diyor. Bunu ben de biliyorum. Anketlerde bulamıyorlar. Anketlerde bulunamayan parti
Cumhurbaşkanı yardımcılığı alıyor, milletvekilliği alıyor. Bu doğru değil. Başından beri bir ilke ittifakı kurulsun, menfaat ittifakı kurulmasın diye. Yani ben defalarca bunu bu ekranlarda, meydanlarda, salonlarda, sahada, her yerde söyledim bunu. Şimdi bakın biraz neden açmak... Neden değerlendirilmedi sizce peki? Nasıl? Bunu bu kadar söylemenize de rağmen neden değerlendirilmedi sizce? Bilemiyorum. Bilemiyorum. Bizim memleket sevdamızdan şüphemiz yok. Biz ilkeli bir duruş sergiliyoruz. Bakın geçmişte Sayın Kılıçdaroğlu diyordu ki parti genel başkanları cumhurbaşkanı adayı olmasın. Bunu diyordu değil mi? Şimdi oldu. Ben o zaman da parti genel başkanları cumhurbaşkanı adayı olmalı diyordum. O olmamalı diyordu. 2014'te aday olabilirdi, olmadı. 2018'de de olabilirdi. 2018'de dolar 4.60'tı, olmadı. 20 oldu şimdi, oldu. Şimdi bu Muharrem İnce'nin ilkelerinde hiçbir değişiklik yok. Bakın anlatacağım şimdi size. Kısaca bir özet yapayım. Şu FETÖ meselesini geçmeden bir soru sorabilir miyim? Tabii, sosyal buyurun. Medyadan da buyurun. Çok soru lütfen. Evet, yapayım. Şimdi 2005, 9 Mart 2005 bunu ben meclisin arşivinden edindim. Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na. Kamuoyunda Fethullah Gülen Okulları olarak bilinen, yurt içinde ve dışında her aşamada öğretim yapan, okulların sayısının yaklaşık 500, bu okullarda çalışan öğretmenlerin sayısının ise 10.000 olduğu belirtilmektedir deniyor. Sonra deniyor ki, bu okullar dershaneler ve yurtlarla ilgili birbirinden farklı yorumlar, tutumlar vardır. Fethullah Gülen tarikatının buralarda militanlar yetiştirerek devlette kadrolaşmayı amaçladığını ileri sürmüştür. Anayasamızın 42. maddesinde eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yeri açılamaz. Şimdi burada bu metinde daha uzun bir metin bu. Siz hatırlarsınız muhtemelen. Altında imzalar var. Bu imzalardan biri 53. sırada Kemal Kılıçdaroğlu, 62. sırada Muharrem İnce. Görüyoruz ki Mustafa Gazalcı'nın Görülüyor ki birlikte FETÖ'ye karşı, FETÖ'nün okullarına karşı, örgütlenmesine karşı bir mücadele yürütmüşsünüz. 2005'ten 2023'e geldiğimizde ne değişti? Ne oldu da ben FETÖ'nün ne oldu da Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'nün yeni ortağı oldu? Bir tek ittifak yaptılar diye mi? Bu diye soracağım. Ben değişmedim. Ben aynı noktadaydım. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikteyken Ali Babacan'ı Yüce Divan'a göndermeliyiz diyordum. Sayın Kılıçdaroğlu da göndermeliyiz diyordu. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu Babacan'ı Yüce Makam'a gönderiyor. Hatta daha ilerisi mutfağa getiriyor. Ben yine göndereceğiz diyorum. Ben durduğum yerdeyim. Kılıçdaroğlu değişti. Benim noktam aynı. Irak'a ilk bomba düştüğünde kasamıza milyar dolarlar gelecek diyen kişidir Babacan. Atatürk'te problemlidir, tarikatlarla kucak kucağıdır, laikliği içine sindiremez, Türklüğü tartışır, anayasanın ilk 4 maddesini tartışan birisidir. Bu memleketin telekomunun satılmasında bakandır, yaptığı yanlış özelleştirmeler ortadadır. Elektrik faturaları bugün can yakıyorsa sorumluların başında Babacan gelir. Kılıçdaroğlu'yla beraber olduğum günlerde ben de o genel başkan olarak, ben grup başkan vekili olarak Ali Babacan'ı Yüce Divan'a göndereceğiz diyorduk. Ben yine göndereceğiz diyorum. Kılıçdaroğlu Yüce Makam'a Cumhurbaşkanı yardımcısı yapıyor, mutfağa davet ediyor. FETÖ konusunda da ben aynı noktadayım. O önerge noktasındayım. O değişti, ben değişmedim. Ne zaman olmuştur sizce bu değişiklik? Çünkü sizi Cumhurbaşkanı adayı olarak gösteren de kendisi olduğuna göre o zaman daha yakın bir vakit. Bir genel başkanın Cumhurbaşkanı adayı gösterme hakkı olmamalıdır. Böyle bir hak yok. Karşı çıkmamıştır diyelim. Böyle bir hak yok. Olayı anlatayım size. Kendisinin olma şansı vardı. Hiçbir milletvekili ona itiraz etmezdi. Beni evine çağırdı. Dedi ki bir anket yaptırdım. Ankette %85 sen çıktın, %8 şu arkadaş çıktı, %6 şu arkadaş çıktı. Adayımız sen oluyorsun dedi. Teşekkür ederim dedi. Bu kadar basit. Yani lütufta mı bulundu bana?
Ankette CHP'lilere yapılan ankette ben çıkmıştım. Bugün başka biri çıkabilir. Ama şunu söylemeye çalıştı Simge Hanım da. Yani 2018'deki kadrolar 2023'te aynı kadrolar. Hani 2018'de Fethullah'la evet. ortaklık yapmayan... Nasıl kadrolar veya... hani 77 kişi listelerde şu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi anlamında söylüyorum. Bakın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bakın, ilk sorumda da... Sayın Başkan bakın ben ilk sorumda da ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini öne çıkararak sordum. Yani çünkü o altı ok bizim için çok değerli. Tartışmasız bir konu. Hepimiz için yani o kuruluş ve kurtuluş. Ama 2000 bu partinin bir adayla, beş adayla, işte simge adaylarla bu partinin yörüngesinin, rotasının bu kadar net bir şekilde değiştiğini söylemek ağır değil mi sorusu. Hayır, bizim efendim, değil soru. Ağır sokağın değil. Da sorusu bu. Hayır arada. Yani bir kişi değil ki bu. Ben sadece Sadullah Ergin değil ki 77 kişi diyorum. Aynı kişiler diyorsunuz. Nasıl aynı kişiler? Bakın İstanbul birinci bölge. İstanbul birinci bölge. Kaç tane çıkaracak CHP? 8, 9, 10 çıkaracak değil mi? İlk dördü CHP. Geri kalan hiçbiri 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hiçbiri CHP'li değil. Gelecek Partili, Saadet Partili, Deva Partili bunlar arkadaşlar. Ya benim isyanım boşuna değil. Peki sizin teklifiniz kabul olsaydı CHP, Memleket Partisi ve İyi Parti. Evet. Ve seçimlere bir ay kaldı. Evet. Deva ve Gelecek de dedi ki biz de geliyoruz sizin yanınıza. Ne evet. diyecektiniz? Gelmeyin mi diyecektiniz? Mesela hayır bu ittifakların doğasında var çünkü. Yanlış ama, bakın yanlışları tartışırız. 14 Mayıs'tan sonra da çok tartışacağımız konu var. Ama bakın, doğasında ben, yok mu? Ben diyorum ki 77 milletvekilliği verilecek. 4 Cumhurbaşkanı yardımcılığı verilecek. 8 bakanlık verilecek bir oy yok ortada diyorum. Bunu ben demiyorum. Bekir Ağar'dır diyor. Toplamları bir bile yok diyor. Yanlış yapıyorsunuz diyor. Yani siz ittifaka karşı değilsiniz fakat ittifaka... İlke ittifakına karşı değil. Fakat ittifaka bu kadar fazla yani diğer partilere bu kadar fazla milletvekili verilmesine karşısınız. Bakın şimdi, doğru mu? Ben anlatayım. Anlatayım. Derdimi güzelce anlatayım. Ben de bu arada değişimin nasıl ve ne zaman gerçekleştiğini düşündüğünüzle ilgili fikrimi, sorumu hatırlatayım. Belki yanıta eklersiniz. Şimdi 21 yıldır iktidarda Erdoğan değil mi? 21 yıldır. Bunun 18 yılında Davutoğlu var mı? Ama danışman olarak. Ama genel başkan olarak, ama başbakan olarak, ama dışişleri bakan olarak. Var. Peki bu 18 yılında kurucu olarak... Ekonomi Bakanı olarak Babacan var mı? Var. Peki şimdi Sayın Kılıçdaroğlu ne diyor? 418 milyar dolar para çalındı diyor. Ben bu parayı geri alacağım diyor. Değil mi? Bunu söylüyor. Evet. Peki bu 418 milyar dolar 2019'da ayrıldı Babacan'la Davutoğlu. 2019'da. 2019'dan sonra mı çalındı bu 418 milyar dolar? Yoksa daha öncesinde var mı? Herhalde 21 yılı kastediyor. Peki bu parayı geri alacaksa Telekom'un özelleştirilmesinde Babacan var. Yanlış işler yapıldı orada. Yüce Liman'a gönderecekti. 418 milyar dolar parayı geri alacaktı. Şimdi Cumhurbaşkanı yardımcısı yapıyorsun. Peki bir Cumhurbaşkanı yardımcısının nasıl yargılanacağını biliyor musunuz? Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar. Bakın anlatayım size de nasıl yargılanırmış. 301 milletvekili lazım teklif için. 301. 360 milletvekili lazım komisyon için. 400 lazım mahkemeye göndermek için. Halihazırdaki sistem. Evet, şu andaki sistem bu. 400 lazım. Yani asla gönderemezsin 400. Bu yok demektir. Yani Sayın Kılıçdaroğlu Babacan'ı Yüce Divan'dan kurtarıyor. Bunları anlatmaya çalışıyorum. Ben vatansever birisiyim. Ben memleketimi düşünen birisiyim. Menfaat ittifaklarına karşıyım. İlke ittifakı öneriyorum. Biraz sonra da önereceğim. Bir şey önereceğim size. Bu yapılan doğru değildir. Şimdi Suriyelileri göndereceğim diyor. Ya Suriyelilerin gelmesine sebep olan kişi, Suriye politikasını Esad'la en son konuşan kişi Davutoğlu değil mi? Türkiye Cumhuriyeti adına konuşan en son yetkili Davutoğlu'dur.
Peki 3 saatte Şam'a giriyorduk onun döneminde. Emevi Camii'nde cuma namazı kılacağız diyen Davutoğlu değil miydi? Onunla mı gönderecek? Peki yine gülüyorum yani. Yine gülüyorum. Ya bu millet hafızasını unuttu bazı şeyleri ya da benim hafızam çok iyi. Bir şey bak bitireyim. Şimdi geçen gün dinliyorum eski genel başkanımızı. Süleyman Şah Türbesi diyor. Vatan toprağıdır. Onu diyor yerine koyacağım. İlk bir haftada. Hı? İlk bir haftada. Evet. Süleyman Şah Türbesi'ni kim kaçırdı? Davutoğlu. Davutoğlu dedi mi operasyonu bizzat ben yönettim diye. Yahu Süleyman Şah Türbesi'ni kaçıranı Cumhurbaşkanı yardımcısı yapıyoruz. Bunlara, ben bunlara inanamam, kusura bakmayın. Peki. Ya ben siyaseti okuyorum, çalışıyorum. İlkeli bir duruşum var. Dün ne dediysem hepsi ortada. Ben buna nasıl inanacağım? Peki şimdi? Sayın Yüce, bu eleştirileri yaparken Davutoğlu, Babacan zaten bu eleştirileri yapıyoruz. Yazdık da çizdik de. Ama onların başında bir lider var. Değil mi? Erdoğan. Yani Cumhurbaşkanı, Başbakan yönetiyor bu ülkeyi. Sizin dozunuzun esas eleştiri buradan geliyor. Daha çok rakibiniz Kılıçdaroğlu. Rakibiniz ikinci sırada Erdoğan. Olur mu öyle şey canım? Yani bakın ben Umudun Bildirgesi diye bir bildirge yayınladım. YouTube'a da koydum. 46 dakika. 46 dakika. 20 dakikası vaatlerim. 25 dakikası Erdoğan eleştirisi. 1 dakikası muhalefet eleştirisi. 1 dakikası. Ama ne yazık ki medya o 1 dakikayı aldı. Anlatın şimdi burada. Bakın, AKP FETÖ ortaklığını anlatın. Anlatıyorum mesela. Bakın anlatayım şimdi size. Bakın. Şimdi 21 yılın 18 yılında Babacan'la Davutoğlu var. Peki Suriyeliler bunların döneminde. Özelleştirmeler bunların döneminde. Süleyman Şah bunların döneminde. Bunları anlattım. Peki bugüne kadar 2019'dan bu yana Davutoğlu ve Babacan'dan bir öz eleştiri duydunuz mu? Duymadım ben. Hiçbir öz eleştiri yok. Başlarında Erdoğan var, lider var. Derler ki ya bize baskı kuruldu. Mecbur kaldık. Bunu diye dediler mi? Hayır. Özür dilediler mi? Özür dilemediler. Suriye politikasında stratejik derinlik vardı. Özür dilemedik. Sayın ben hatalıymışım demedim. Sık sık evet. İtirazlarını dile İzin getirdiğini verin. Kapalı kapılar ardında ama dinlenmediğini belirtti. Yani ekonomi politikaları ile ilgili itirazlarını dile getirdiğini Simge ama Hanım. Dinlenmediğini belirtti. Simge Hanım. Bir de onlar Adalet ve Kalkınma Partisi içinde kumpasa uğramış insanlar. Kimler efendim? Sayın Davutoğlu. Pelikan kumpasına uğramadı mı? Pelikan o ayrı konu. Yani demek ki Sayın Davutoğlu orada bir takım eleştiriler dile getiriyordu. Bazı yanlışlara karşı çıkıyordu. Ve önünü kesmek amacıyla böyle bir kumpas kuruldu. Bunu da teslim etmek gerekir. Ben de çok eleştirdim. Ben Davutoğlu'nu, Suriye politikasını baştan sona eleştirdim. Ama bunlarda da hakkını teslim etmemiz 2017, gerekir. Ayrıca kişileri FETÖ'cü olarak itham etmek için mutlaka elinizde çok somut belgeler ve yargı kararları olması gerekir. Bakın Sayın İnce. Bugün bir seçim otobüsü gördük. Karşıdaki ittifakın seçim otobüsü, Yeniden Refah Partisi'nin seçim otobüsü. Milletvekili adayları arasında bir kadın var ve kadının görüntüsü o minibüse resmedilmemiş. Hizbullah terör örgütünün canileri var şu anda o ittifak içinde. Dolayısıyla bu televizyonun sahibi de yıllardır uydurma bir FETÖ davası nedeniyle ki bu gazete, bu müessese FETÖ ile mücadelede bayraktarlığı yapmıştır. Ve FETÖ'ye ilk defa FETÖ manşetini bu gazete atmıştır. Dolayısıyla bu insan yıllardır sürgünde vatan hasretiyle yanıp tutuşuyor. Bizim karşımızda çok ciddi bir tehlike var. Bu ciddi tehlike belki de bize son demokratik seçimi yaşatacak. Onu da nereden anlıyoruz? İçişleri Bakanı muhalefetin kazanması halinde bunun bir darbe olacağını söylüyor. Bunlara yoğunlaşmak varken muhalefete muhalefet etmek sizin gibi Cumhuriyet Halk Partisi'ne yetişmiş ve Cumhuriyet Halk Partisi ile özdeş olmuş bir siyasetçiye sokaktaki adam tarafından asla yakıştırılmıyor. Bunu size söylemem gerekir. Şimdi muhalefetin dokunulmazlığı var mı acaba? Bu muhalefetin dokunulmazlığı mı var?
Yani iktidarı hayır, da eleştirebilirim. Demokrasilerde i̇ktidarı, muhalefete muhalefet edilmez, iktidarlara edilir. Olmaz efendim öyle bir şey. Demokrasilerde iktidara da muhalefet edilir, muhalefete de muhalefet edilir. Yanlış varsa iktidarda muhalefet yanlış. İktidar olmak için yapılır. Muhalefet iktidarda değildir. Olmaz öyle şey. Uğur Bey yani kusura bakmayın. Yanlışı kim yapıyorsa yani Azerbaycan'da ne işimiz var diyor muhalefet. Ben yanlış buluyorum. Libya tezkeresi, Libya'da ne işimiz var diyor CHP milletvekili. Ben yanlış buluyorum. Ben doğru buluyorum. Mavi vatanı doğru buluyorum. Azerbaycan'a yardım etmeyi ben doğru buluyorum. Bunları doğru buluyorum. Hepimiz doğru buluyoruz. Hayır efendim CHP milletvekili muhalefette diye. Şimdi bunu iktidara eleştireceğim. Sayın Ünal Çeviköz'ün açıklamalarını çevirsiniz. Evet efendim. Sayın Ünal Çeviköz. Böyle bir şey olur mu? Yani yanlışı kim yapıyorsa ben yanlışı söylerim. İster iktidar yapsın ister muhalefet yapsın. Sözlerimi yalnız burada bitirelim bakın. Şimdi Ali Babacan bakanken kamu bankaları kime bağlıydı? Ali Babacan'a bağlıydı. Peki Bank Asya'nın genel müdürünü alıp Halk Bankası'na genel müdür yapan Ali Babacan değil mi? Bir bakalım bakalım yani. Bunun getirdiği kadroların %80'i FETÖ'den açığa alınmış. Bunları bilmiyor muyuz? Ben bunları biliyorum. İsim isim sayabilirim. Bir tanesini söyledim. Halkbank'ın genel müdürünü söyledim. Peki yine devam ediyorum. Şimdi bunlar kurtarıcı olacaklar. Memleketi kurtaracaklar bunlar. Oyları bir bile yok. Babacan Davutoğlu, Suriyelilerin sorumlusu, özelleştirmelerin sorumlusu. Türkiye'deki 2017 referandumunda imzası var bunların. Şimdi parlamenter sistem getireceklermiş. İmza, oy verdiler bunlar. Ben referandumda boğazım yırtılana kadar hayır olması için Türkiye'yi dolaştım. Bunlar imza verdiler parlamentoda. Oy verdiler, tek adam anayasasını geçirdiler. Erdoğan'a teslim ettiler yasamayı, yürütmeyi, yargıyı. Şimdi bunlar vatan kurtarıcısı, ben sarayın adamıyım öyle mi? Yani kimse kusura bakmasın. Estağfurullah size kimse yani sarayın diyenler adamı var diyemez. Onun için. Hayır. Bakın söyleyeyim şimdi tekrar. Şimdi dün akşam Şampiyonlar Ligi diyor Sayın Kılıçdaroğlu. Şampiyonlar Ligi Ali Babacan'la var. Bugün Meral Hanım, Sayın Akşener çıkıyor. Ekonomi bize bağlı olacak diyor. Bilge Yılmaz'ın elinden tutarak. Bilge Yılmaz. Evet. Bilge Yılmaz. Şimdi bu şudur bakın. Biri kamulaştıracağız diyor, biri özelleştireceğiz diyor. Biri Libya tezkeresine evet diyor, biri hayır diyor. Biri İstanbul Sözleşmesi'ni kabul ediyor, öbürü etmiyor. Biri Türklük tartışması açıyor. Cumhurbaşkanı yardımcıları için Temel Karamollaoğlu çıkıyor. Asıl olan biziz diyor. İki belediye başkanını saymayın diyor. Ama Meral Akşener de bu iki belediye başkanı bizim kazanımımızdır diyor. Yani Erdoğan'dan kurtulalım. Sizinle aynı fikirdeyim. Erdoğan'ı yenelim. Aynı fikirdeyim. Ama yanlış yollar denerseniz Erdoğan'ı çok kısa süre içerisinde daha yüksek bir oy oranıyla getirirsiniz. Ama Sayın Başkan biraz önce ben dedim ki AKP FETÖ ortaklığı, AKP YPG, işte AKP PKK HDP çizgisi siz yine muhalefete getirdiniz. İsterseniz bir şu AKP eleştirilerinizi de o zaman bir hani izleyiciler bizi milyonlar izliyor. Ve sizden bitsin, bunu da bekliyor. Konuyu biraz çarpıttığınızı düşünüyorum. Bakın benim anlatmak istediğim çarpıtma hayır, değil. Çarpıttınız. Bakın çok kısa bir özet yapayım o zaman. Tek cümle. Hayır dediniz ya. Bakın tek cümle söylüyorum size. Bu 77 kişi CHP listelerindeki 77 kişinin yeniden AKP ile beraber olmayacağının garantisini kim verebilir size? Seçimden sonra evet. Diyorsunuz. Evet. Bakın bir büyük tehlikeden söz ediyorum size. Ben deneyimli bir siyasetçiyim. Ne söyleyeceğimi bilirim merak etmeyin. Hemen hemen gafı olmayan bir kere her gün cumaya giderim dedim. Her hafta diyeceğime. Bir onu alırlar dolaştırırlar. Bir iki tane yani 20 senede 21 senede bir iki ben ne dediğimi bilen birisiyim. Bilerek söylüyorum. Neden böyle söylüyorsunuz? Tanıyorum o kişileri çünkü. Neden kaybetmiş bir partiye geçsinler? Kaybedeceğini yani, nereden biliyorsunuz? Neden acaba altı benzemezin ilk defa bir araya gelişinin Türkiye'nin kutuplaştırmadan, ötekileştirmeden yorulmuş, birbirine neredeyse düşman gözüyle bakar hale gelmiş, insanlarını bir araya getirecek, buluşturacak bir uzlaşı olduğunu ve bunun da büyük bir deneme olduğunu neden kabul etmiyorsunuz?
Belki başarıyla götürebilir. Tabii ki farklı sesler çıkacaktır. Tabii ki birisinin ak dediğine öteki kara diyecektir. Ama bunlar da demokrasinin doğal gerekleridir sonuçta. İki gerekçeyle karşı çıkıyorum. Bir, bunlarla yönetemezsiniz. Yani bu bir menfaat ittifakı olduğu sürece yönetemezsiniz. İlke yok ortada diyorum. Önce ilke olması lazım. 2500 sayfa var ama netameli konulara dokunulmamış. Birincisi bunlarla yönetemezsiniz diyorum. İkincisi hesap soramazsınız diyorum. Yani 2019'dan sonrasına hesap sorarsınız. Ama Kemal Bey'in asıl işi hesap sormak. Ben 70'li yıllardan beri tanırım kendisini. Maliye Bakanlığı'nın en pırıltılı hesap uzmanlarından biriydi. Kime soracaksınız? Şimdi mesela Telekom'un hesabını kime soracaksınız? Kim çaldıysa ona soracak. Efendim o dönem bakan kim Ali Babacan'dı. Ali Babacan. Ali Babacan çaldıysa Ali Babacan'dan. Ali Babacan'a soramazsınız. Cumhurbaşkanı yardımcısı yapıyorsunuz. Kim, bakın siz Ali Babacan'ın hırsızlık yaptığını belgeleyebiliyor musunuz? Ben öyle bir şey demedim. Hayır. Ama bakandan başlamayacak. Ben de söylüyorum, kim çaldıysa ondan bulup getirmede çok usta bir isimdir. Uzmandır. Devletin nice kayıp trilyonlarını, tüyü bitmemiş yetim hakkını çalıp yurt dışına gidenleri takip edip paraları getirmiş, hazineye irat kaydetmiştir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokrat geçmişliği, devlet adamlığı geçmişliği çok parlaktır. Peki, bakın tekrar söyleyeyim o zaman. Telekom özelleştirilirken bakan kim gönderilir? Oradaki bir genel müdür mü gönderilir Yüce Divan'a, bakan mı gönderilir? Yani hesap soracaksanız Telekom'dan kimden sormanız lazım? O dönem Ali Babacan'dı diyorum Uğur Bey. Demek ki Ali Babacan'ı Yüce Divan'a göndermeniz lazım. Gönderemeyeceksiniz. Niye? Çünkü Cumhurbaşkanı yardımcısı yaptığınız için 400 milletvekili lazım. Bunu söylüyorum ben. Yani parlak bürokratmış, onlarla ilgilenmiyorum. Muharrem ama Bey, şunu... bu buradan hesap soramazlar geçmişten. Çünkü Davutoğlu Babacan orada olduğu sürece hem yönetemezler hem hesap soramazlar. Hesap soracağız, çalınan paraları geri alacağız. Bunlar boş laflardır. Boş laflardır, teknik olarak mümkün değildir. Kendi Cumhurbaşkanı yardımcınızı nasıl yargılayacaksınız? Muharrem Bey, yaklaşık 40 dakikadır programa başladık ve siz gene hep bunu daha önce de söylediğimde söylemiştiniz ama hep muhalefeti, hali hazırdaki muhalefete konuştuk ve eleştirilerinizi hep oraya yönelttiniz. Ben biraz işi netleştirmek için kafamda şunu sormak istiyorum. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığında ve Millet İttifakı'nın çoğunluğundaki parlamentonun bugünden daha kötücü olacağını mı söylüyorsunuz? Bugün çok kötü durumdayız zaten. Bugün memleketin çok ciddi problemleri var. Yani insanlar beslenemiyorlar. Bakın bu ülke şu anda bir ithal et getirdiler. Biraz fiyatları düşürdüler ama bu da üreticiyi mahvedecek. Yakında göreceksiniz, Kurban Bayramı'ndan sonraki durumları görürsünüz yani. Et konusunda özellikle. Şimdi bunlar çok kötü yönetti ama burada ölüm var. Gel sen sıtmaya razı ol diyorsunuz. Ben de diyorum ki ya ölüme de razı olmayalım, sıtmaya da razı olmayalım. Akıllı yapalım işimizi. Bu işi doğru kuralım diyor. Bak söylüyorum size o zaman. Çözümü söyleyeyim. Söylüyorum çözümü. %1 oyu yok bunların. At ikisini kenara. Kayıtsız destek olacağım. Söz. Gelsin hadi. Madem memleket. Hangi ikisi? Deva ve Davutoğlu, gelecek. Davutoğlu Babacan'ı kenara çeksin. Tamam, kayıtsız destek oluyorum. Ne Cumhurbaşkanı yardımcı? Şu an bir teklifte bulunuyorsun. Hiçbir şey istemiyorum. CHP'ye bir teklifte bulunuyorsun. Efendim bakın. Davutoğlu ve çok Ali Babacan ittifaktan çıksın. Evet. Ben kayıtsız Cumhurbaşkanı yardımcılığı istemiyorum. Bakanlık istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Ben memleket istiyorum, memleket. Yani Davutoğlu ve Babacan... At onları kenara, destekleyeceğim, hadi buyur. Peki niye bunu daha evvel... Efendim siyaset bu. Simge Hanım ya, ben size niye bu kıyafeti giydiniz diyor muyum? Ben bu ülkede iddialı bir siyasetçiyim. %16 milyon oy almış birisiyim. Öncesi sonrasını ne yapacaksınız siz onu? Ben güzelce söylüyorum. Memleketin gidişatını değiştirmez ama sizin bu teklifinizi değiştirebilir. Efendim ben... O zaman yani onun zamanlamasını da ben yapayım yani müsaadenizle. Tamam, şunun altını bir çizelim. Doğru zaman tabii. Neden doğru zaman? 11 gün kala. Nasıl? O daha 10, zamanımız bol. 10 gün var ya, 10 günden fazla var. Teknik olarak yapılacak bir şey. Ne demek yapılacak bir şey? Hiçbir şey istemiyorum. Belki benim az önceki eleştirimden etkilenmiş ve zamanlama olarak doğru bulmuş olabilir. Hayır hayır, söylüyorum ya. Çok net bakın. Lütfen, lütfen cümlemi kurarken cümlemi ben bir bitireyim. Bakın.
Cümlemi düzgün kurayım. Bir, Temel Karamollaoğlu Cumhurbaşkanı yardımcısı. Oyu kaç bilmiyoruz. Gültekin Uysal Cumhurbaşkanı yardımcısı. Onların dördünün toplamının 10 katı benim oyum. Dördü bir yapıyor. Benim onların 8-10 katı oyum var. Muharrem İnce olarak. Hiçbir şey istemiyorum. Memleket istiyorum sadece. Hiçbir şey istemiyorum. Cumhurbaşkanı yardımcılığı istemiyorum. Bakanlık istemiyorum. Destekleyeceğim. At ikisini kenara. Olmaz onlarla. Onları da yargılayacağız. Öyle yok. Yüce Divan'a gidecekler. Öyle memleket var mı ya? Var mı bundan güzel teklif? Gayet ben iyi bir teklif. Evet. Fakat bunu niçin daha neden önce yapmadınız? Efendim şimdi. Sayın İnce. Şimdi yani siz bütün kanallarda, bütün televizyonlarda, gazetelerde Memleket Partisi'nin Vakfı Kebir ilçe yöneticisinin istifası bile haber olurken Muharrem İnce'nin konuşmaları olmuyor. İstifa deyince alınma İpek Hanım, o konuda helalleştik sizle. Peki yani siz helal. Yani, kendi kendinize sorun yerine koyduk. Hayır, ben Sözcü Gazetesi'nde veya Sözcü Televizyonu'nda hayır, en demokrat hayır, her sözcüye, zaman sözü var. En son bir çalıştığım şey televizyonda da Sözcü'ye bir sözüm yok. Çok geniş bir röportaj yaptık. Hatta Sözcü'deki köşemi siz kurultayda kaybettiğinizde ayda bir kez size tahsis etme sözü verdim. Birlikte reyting rekorları kıran pek çok program yaptık. Ben Sözcü'ye bir lafım yok. Ama Türkiye'de medyanın halini biliyorsunuz ya. Türkiye'de medyanın hali ortada. Bakın, önemli olan memleket meselesiyse, yani Cumhurbaşkanı yardımcılığı isterim. Ben iki bakanlık, yok kardeşim, istemiyorum hiçbir şey. İlke istiyorum, ilke. Kemal Bey geldiğinde söylediniz mi bunu? O bana hiçbir şey söylemedi ki. O bana hiçbir şey söylemedi. Ama siz yine bunu dile getirdiniz. Ben niye dile getireyim? Onun söylemesi lazım. Yani çünkü kendi de bir şey söylemedi. Hayır efendim yani. Bak arkadaşlar öyle hayır, demiş böyle demiş. Önemli bir teklif. Şimdi bakın hayır, mesele şu. O zaman yani, dedin mi demedin mi ne yapacaksınız? Ya şimdi diyorum arkadaşlar. Muharrem Bey şunun üstünden bir geçelim. Doğru mu anladım? Şimdi çok da şey geldi. Ali Babacan ve Davutoğlu'yla bu iş olmaz. Tamam. Olmaz. Neden olmaz? Bir, geçmişe dönük hesap soramazsın. Hesap soramazsın. İki, iş yapamazsın. Yoksa bunlar kötü insandır falan demiyorum. Ben bunlarla yemek yerim, sohbet ederim. O ayrı mesele. Ama bunlarla iş yapamazsın. Yapamazsın bunlarla iş. Nasıl hesap soracaksın ya? Nasıl araştıracaksın? Özelleştirmeleri, Cumhurbaşkanı yardımcısı yaptığın Babacan'la nasıl özelleştirmeler hesabını eleştirilerinizi, durun anladım. Cümleyi bir tam bitirelim. Babacan evet. Ve Davutoğlu çekilirse... Çekilirse... Ben Kılıçdaroğlu. Destek verecek. Kılıçdaroğlu. Arkadaş. Kayısı şart. Bu işte. Cumhurbaşkanı yardımcılığı istemiyorsunuz. Bak 3 tane Cumhurbaşkanı yardımcısı yapsınlar yeter. Sayın Akşener, Sayın Ekrem İmamoğlu, Sayın Mansur Yavaş. Yeter ya. Ben bir şey istemiyorum. Adaletten benim. Çekileceksiniz. Nasıl? Doğru mu? Adaletten ya arkadaş gereğini yapacağız sen. O kadar yani yapacağım gereğini ben. Bak şartımı söylüyorum. Madem memleketi düşünüyorlarmış. Ya bırak burada memleket falan düşündükleri yok. Koltuk sevdasındalar. Ben koltuk istemiyorum. Ben güzel bir memleket istiyorum. Torunlarıma güzel bir memleket bırakmak istiyorum. Bana yapılmadık. İftira bırakmadılar. Bakın. Ya her gün arkadaşlar ya. Ya böyle bir şey olur mu? Sayın İnce, Bir dakika. Arkadaşlar ya bu kadar sadece ya. Bir hatırlatma yapmak istiyorum. Buyurun. Sayın Kılıçdaroğlu'nun sizi ziyaretindeki kelimeleriniz, bazı ifadeleriniz eleştirilmişti. Çok da büyük fırsat vardı elinizde. Tüm haber kanalları canlı yayına geçmişken. Bu konuşmayı o gün yapsaydınız... Efendim Simge Hanım, tercihimi şimdi yaptım. Yani siz bana ne zaman yaptığımla ilgili soru soruyorsunuz sürekli. Bırakın siz teklifimi konuşun. Bırakın zamanlaması geçti. Şöyle sorayım. Arkadaşlar, dün FETÖ ortağı dediğiniz Kılıçdaroğlu'na bu teklifi yapıyorsunuz. Doğru mu anladım? Arkadaşlar... Sadullah Ergin'i Çankaya'ya koyarsan FETÖ'yle ortak mısın diye sorarım. Evet. Peki, siz yaparsanız size de peki, sorarım. Peki Kılıçdaroğlu mu daha çok FETÖ'nün ortağı, Erdoğan mı FETÖ'nün ortağı? Erdoğan FETÖ'nün kurucusu, büyüteni, geliştireni, fedaisi, onu 17 kat büyüteni. Tabii ki Kılıçdaroğlu değil, tabii ki Erdoğan. Hiç tartışmasın. Şey olacaktınız. Bakın yani arkadaşlar, bak nelerle uğraşıyoruz. Denizbank'tan Memleket Partisi'ne bugün daha... Bugün 5 milyon dolar
Buna inanan insanlar var. Bir siyasi partiye bir kişinin yapabileceği üyelik, aidat, yardım, bağış 220 bin lirayı geçemez yıllık. Eğer 250 bin lira yatırırsanız hazine el koyar 30 bin lirasına. Böyle bir şey olamaz. Her gün bir dekont var. Her gün. Gülüyorum artık. 10 milyon dolar, 10 milyon, 350 milyon dolar, jipler. Bunların hepsini FETÖ yapıyor. FETÖ planlıyor. Ama benim eski dostlarım WhatsApp gruplarında bunları gezdiriyor. Buna üzülüyorum. Ha, bakın, Türkiye bu kumpaslardan, bu sahte belgelerden çok çekti. 2007'den itibaren hatırlayınız. Her taraf sahte belgeydi. Sonra ne oldu? Orduyu dağıttı. Şimdi Muharrem İnce, Muharrem İnce gücü var. Muharrem İnce'nin enerjisi var. Muharrem İnce diz çökmez. Muharrem İnce devam eder. Bakın bir şey söyleyeyim. Sayın Akşener'e aynısı yapıldı biliyor musunuz? 3 Mart'ta masadan kalkınca Sayın Akşener para aldı, başladılar saldırmaya Akşener. Aman dedi, uğraşamam bunlarla dedi. İki belediye başkanını önerdi, masaya geri döndü. Şimdi aynı Sayın Akşener'e atılan iftiraların aynısını aynı kişiler bana atıyor. Aynı kişiler. Ama beni bilmiyorlar tabii. Ben öyle, ben abdestin ben şüphem yok. Ama Sayın İnce, burada benim söze girmem gerekiyor. Ben pazar günü gazetemdeki köşemde size son derece nazik bir üslupla, sizi sevdiğimi, takdir ettiğimi de bilirsiniz. Bir mektup yazdım, açık bir mektup yazdım. Burada şöyle yapın, böyle yapın da asla demedim. Sadece toplumun hissiyatını en saygın ifadelerle kamuoyuna yansıtmaya gayret ettim. Sizin genel başkan yardımcınız, bakın bir troll değil, sıradan bir insan değil. İsmini de veriyorum, Şeref Albeniz. Benim için şerefsiz dedi. Şerefsiz dedi. Kendisini tabii ki suç duyurusuyla savcılığa şikayet ettik. Ama başkasına taş atarken önce kendinize bakacaksınız. Ben arkadaşım adına sizden özür diliyorum. Ben siz bana bunu ilettiğinizde hemen arkadaşı aradım. Bunun yanlış olduğunu söyledim. Hemen bunu sil özür dedim. Özür dilemedi ama. Diletirim. Yanlış olmuştur. Ben parti adına ben özür diliyorum. Ben böyle bir üslubu tasvip etmiyorum. Doğru bulmuyorum. Memleket Partisi adına sizden özür diliyorum. Şimdi bu arada bazı kumpaslardan bahsediyoruz. İşte sahte belgelerden bahsediyoruz. Bugün ulaştığım çok önemli bir gerçek var. Onu kısaca burada paylaşmak istiyorum. Bütün siyasetçileri ve bütün kamuoyunda uyarmak istiyorum. Biliyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu bir kuruluştan bahsetti. Cambridge Analytica diye. Bu grup Dark Web Hacker adlı bir toplulukla çalışıyor. Pek çok ülkede manipülasyonlara, seçim manipülasyonlarına giriyor. Örneğin Trinidad Tobago'da genç seçmenleri sandığa götürmemek için çok ilginç metaforlar kullanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık seçimine nüfuz edebilecek kadar da tehlikeli girişimlerde bulunuyor. Şimdi bunlar Türkiye'de şu isimleri tespit etmişler. 1. Kemal Kılıçdaroğlu. 2. Meral Akşener. 3. Ali Babacan. 4. Ekrem İmamoğlu. 5. Mansur Yavaş. 6. Selin Sayek Böke. 7. Sedat Peker. 8. Onursal Adıgüzel. 9. Bilge Yılmaz. 10. Muharrem İnce. 11. Muharrem Erkek. Ve siyaset dışında Haluk Levent, Uğur Dündar ve Oğuzhan Uğur. Bunlar yapay zeka kullanılarak sizin sesinizi alıyorlar. Sizin görüntünüzün üzerine bindirerek dudak senkronunu da asla şaşırtmayacak bir şekilde çok tehlikeli videolar hazırlıyorlar, konuşmalar hazırlıyorlar. Yani öyle şeyler yapılabilir ki Allah korusun milleti sokağa dökebilecek girişimlerde bile bulunabilirler. Ben Türkiye'den bazı yetkili isimlerin bu hacker grubuyla temas ettiğini biliyorum. Aman bunlardan uzak durulsun.
aman sosyal medya kullanıcıları kimden çıktığını bilemedikleri, daha doğrusu emin olamadıkları bir takım mesajları yaymasınlar. Bu yolla insanlar tutuklanabilirler, seri tutuklamalar yapılabilir. Çünkü ilk anda tamamen sizin yaptığınız konuşmaya benziyor. Şimdi ben uyarmış olayım buradan, kamuoyunun da bilgisine sunayım. Fevkalade tehlikeli bir durum bu. Seçim bakın, güvenliğine şu, dair şu, bir endişeniz var mı? Şu, sandık güvenliğine dair. Hayır, şöyle söyleyeyim bak. Şimdi bu ortaya çıkmış bir şey yok. Çıkmış yok. Ama daha önce denenmiş. Hayır, çıkma ihtimali üzerine konuşuyorum. Evet. Ama ben 40 gündür bununla uğraşıyorum zaten. 40 gündür. Sahte dekontlar, sahte montaj kayıtlarla Erdoğan'ı destekliyorum diye videom var benim. Böyle bir şey demiş ol. Montajlanmış, evet. Montajlamışlar, size de göndermiştim. Ben evet, İHA evet ya, evet verdiğiniz... ya. Ben İHA'ları, SİHA'ları destekliyorum diyorum. Erdoğan'ı destekliyorum diye video var. Bunu yayıyorlar. Bakın Kılıçdaroğlu'nun ya da diğer arkadaşların böyle bu tür şeyleri çıkacak. İnanmayın diye şimdi peşinden önlem alıyoruz. Ben de diyorum ki inanmayalım, kabul ediyorum. Siyaseti böyle ama şu Muharrem İnce'ye de bir destek olun diyorum. Bir Meral Akşener hariç bu konuda kimseden destek görmedim. Hiçbir gazeteciden görmedim. Hiçbir siyasetçiden görmedim. Hiç kim birileri de çıkıp demedi ki ya arkadaş bu Muharrem İnce'ye... Hiçbir gazete demeyin, gazeteci demeyin. Ben böyle bir tweet atılmıştı. Altına yorum yaptım. Dedim ki tanıdığım Muharrem İnce çok namuslu bir insandır. Asla böyle şeylere tenezzül etmez. Abi yazı, bir yazı yazamadınız mı ya yorum yapacağınızı? Size de o yazdığımı evet, WhatsApp'tan gönderdim. Gönderdim. Peki Muharrem Bey şöyle bir... Nasıl? Neden Muharrem hiç kimse neden size destek vermiyor? Ya çünkü Türkiye öyle bir kilitlenmiş ki, öyle bir noktada ki Türkiye. Neden bana destek vermiyor? İnanmıyorlar mı bana? Onu soruyorum. Neden destek? Neden hiçbir siyasetçi, gazeteci size hayır destek arkadaş, vermiyor? Çünkü öyle kamplaşmış ki Türkiye. İktidarın yanlışını görmeyen bir medya grubu var. Muhalefetin yanlışını görmeyen başka bir medya grubu var. O kadar kamplaşmışlar ki gazeteciliği unutmuşlar artık. Unutmuşlar gazeteciliği. Zaman, taraftar olmuşlar, taraftar. Doğru diyorsunuz. Kamuoyunu bırak aydınlatalım. Şu iddia var mesela. Mahir Ünal'la görüştünüz mü? Mahir Ünal'la tabii görüştüm ya. Hiçbir sıkıntı yok Mahir Ünal'la. Ben Mahir Ünal'la Kahramanmaraş'a gittiğimde bir depremzede aileyi orada Elbistan'a gittiğimde ziynet eşyam var benim burada dedi. Ondan sonra ben de dedim ki ne yapmamı istiyorsun? Gece enkazın kaldırılmasını istemiyorum dedi. Hemen Mahir Ünal'ı aradım. Beraber grup başkan vekilliği yaptık biz arkadaşlar. Evet. Ne demek görüştüm? Hayır, görüştüm. Ben kamuoyu aydınlansın diye görüştüm arkadaşım. Uzun bir sıkıntı yok. Beraber grup başkan vekilliği yaptık. Olabilir diye herkes merak ediyor çünkü. Ne demek görüştüm? Neyi merak ediyor ya? Ben gizli saklı görüşmüyorum ya. Gizli saklı görüşmüyorum. Tabii ki görüştüm ya. Ne demek görüştüm yani? Görüşmeyecek mi? Hayır. Mesele o değil. İddialar oluyor ya. Ya böyle bir şey olabilir mi? Biz de buradan size sizle ilgili o zaman bir iddia atayım ortaya. İddia olsun ya. Böyle bir iddia olur mu? Evet. Bu doğru değil ama ya. Bu haksızlık olayı mı? Olayı anlatın isterseniz Sayın İnce. Ki hayır ya. Merak ediyor içeriği. Arkadaşlar bakın Mahir Ünal'la birlikte ben grup başkan vekilliği yaptım. Kahramanmaraş'ta bir depremzedeye yardım vardı. Maraş valisinin telefonu bende yoktu. Aradım. Neredesin dedim. Valilikteyim dedi. Ya şurayı durdur dedim. Dur, yapıyoruz böyle şeyleri. Yani bir İçişleri Bakanı'yla da görüşüyoruz. Ya telefonla bir görüşme diye anladım. Ya arkadaş yüz yüze de görüşürüm. Bir sıkıntı yok ki bunda. Nedir görüşmek? Çok dolaşan iddia yani, 6 saat kendi ofisinde görüşmek. Ya böyle bir şey yok. Tamam onun ofisin, için 6 saatlik bir görüşmem böyle bir şeyim yok. Abi görüşüyorum. Hiçbir sıkıntım yok. Beraber şurada yemek de yerim. Bunda bir sıkıntı yok ya. O kadar açık. Aleni olduktan sonra hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok ya. Lütfü Türkkan'la da görüşüyorum İYİ Parti'den. Arkadaşım benim beraber yaptık. Yani beraber milletvekilliği yaptık. Lütfü Türkkan demişken dün akşam Sözcü televizyonundaydı ve Deniz Zeyrek'le Saygı Öztürk'ün sorularını yanıtlarken bir ifadesi var, size sormak isterim onu. Sayın İnce'nin oylarını yüksek gösteren AK Parti'dir. Oy alamayacağını gördüğü yerde AK Parti İnce'nin oy alacağını söyleyerek bir anlamda burada manipülasyon yapıyor. Burada olmayan bir kişiyle şimdi polemiğe girmeyeyim.
14, ayın 14'ünde görürüz. Yani bir şey demeyeyim. Peki. Kaç olacak efendim size göre oyunuz? Var mı tahmininiz ya da siz ne görüyorsunuz? Bu her seçimin 1950'den bu yana her seçimin bir sürpriz partisi vardır. Her seçim. Yani işte 94'ün Refah'tır. İşte 89'un SHP'dir. 2002'nin işte AKP'dir. Genç Parti'dir. Genç Parti. Yani o da 7,7 baraj altı kaldı. Her seçimin bir sürprizi vardır. 99'un DSP'dir. Bu seçimin sürpriz partisi biz olacağız. Ben bunu biliyorum. Peki Sayın İnce, Sinan Oğan dedi ki özellikle genç kitlenin tamamen bize yöneldiğini söyleyebilirim. Artık insanlar bizi dinledikten sonra sadece bir dansla olmadığını anladı dedi. Muhtemelen size söylüyor. Türkiye'nin problemi Sinan Oğan değil, Erdoğan'ın gitmesi. Onun için Sinan Oğan'la da polemiğe girmiş. Yok, bir başka bir şeye de bağlayacağım. Şimdi Bekir Ardır dediniz, pek çok kez referans verdiniz. O da diyor ki Muharrem İnce'nin aldığı oylar muhalif seçmenden. Muharrem İnce'ye oy veren 10 kişiden 5'i ilk kez oy kullanacak genç seçmen. Evet. Ancak bu genç seçmen İnce'nin iddialarını ya da Memleket Partisi'nin programını bilerek oy veriyor değiller. Muharrem İnce Bey'in neye karşı olduğuna bakarak ona destek veriyorlar. Neden yana olduğunu bilmiyoruz bu gençlerin ama neye karşı olduğunu biliyoruz. Anketlerde İnce'nin oylarının 3-4'lere, Sinan Bey'in de 1-2'lere inmesini bekliyorum diyor. Şimdi şunda haklı, yani orada hepimiz çuvaldızı kendimize batırmalıyız bence. Biz sizin nasıl, ne hedefiniz nedir, Türkiye için hayalleriniz nedir, ne aksaklıkları nasıl düzelteceksiniz, bu konuda sorulara bir türlü gelemiyoruz maalesef. Evet. Yani biz bunları hiçbir zaman konuşamıyoruz. Yani babacanın karşısına zahmet ediyorsunuz da sizin kadronuzu Türkiye'yi yönetmeye talip olan kadronuzu açıklar mısınız? Anlatacağım. Tek sorusunu bitirsin, beraber alalım. Peki bakın şimdi. Bir dakika bakın. Bu gençler beni neden destekliyor biliyor musunuz? Nedenini söyleyeyim mi? Buyurun tabii. Birincisi, Sayın Bahçeli'nin, Sayın Erdoğan'a geçmişte söylediklerine bakın. Evet. Bir de şimdi yaptıklarına bakın. Buradan güven duymuyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu'nun babacana, Davutoğlu'na söylediklerine bakıyorlar. Bir de şimdi yaptıklarına bakıyorlar. Gelmiş geçmiş en çapsız Dışişleri Bakanı dedi. O da ona dedi ki bir lafa bakarım adam mı diye dedi. Laflar söylediler. Ben ne Muharrem İnce durduğu noktada seni Yüce Divan'a göndereceğim diyorsa bugün de göndereceğim diyor. Bugün ona övgüler dizmiyor. Dün Yüce Divan'a, bugün Şampiyonlar Ligi'ne çıkarmıyor. Onun için gençler beni destekliyor. Bunu görüyorum ben sokakta. Bakın, Çorlu'ya gittim. Çorlu'da dedim ki güvenemedim açıkçası. Bir ilçe taşıma yok. Taşımaya paramız yok. Taşımaya paramız yok ki. Sizin paranız yok mu? Evet, yok. Yok. Toplam 7-8 milyon lira parayla bir kampanya yapıyoruz. Hepsi bu. Hepsi o, bu. O da gönüllülerinizden mi? Nasıl? O da milletvekili adaylarından ve gönüllülerden. Evet. Seçimden sonra da gelen saymanımız çıkıp hesabı millete verecek. Çok net. Çorlu. Çorlu'ya gideceğiz. Ya arkadaşlar dedim, bir canlı yayın şimdi 60-70 bin lira para tutuyor. Yapmayın dedim, otobüsten 2 dakikada konuşuruz dedim. Şimdi 60-70 bin lira gitmesin dedim. 60-70 bin liranın hesabını yapıyoruz. Bir gittim ki insan seni. Otobüsün üstüne çıktım, o cızırtılı sesle konuştum. Bir onur mücadelesi veriyoruz biz. Ve hemen hemen hepsi 35 yaşın altıydı. Meydan doluydu Çorlu Meydanı. Ben Çorlu Meydanı'nda daha önce 2018'de de miting yaptım. Aynıydı 3 aşağı 5 yukarı. Aynıydı. Oradan İzmit'e gittim. Orada da gençler vardı. Bunu görüyorum. Yani bunu anlamak yerine bakın. Yani bu gençlere haksızlık bu, biliyor musunuz? İşte onlar ne istediğini bilmiyormuş. Olur mu öyle şey canım? Bal gibi de biliyorlar. Yaşama sevincini görüyorlar bende. Yaşama sevincini. Ne varmış, dans etmek kötü bir şeymiş. Gülmeyi özlemiş çocuklar. Ben onlara huzuru vaat ediyorum. Gülmeyi vaat ediyorum. Vallahi 12-13 kim ne derse desin. İpek Hanım hiç kusura bakmayın. Yaptığımın doğru olduğuna inanıyorum. Ben onlara moral veriyorum. Ben onlara gelecek diyorum. Ben onlara dans edin, mizah yapın diyorum. Şiddetten uzak durun diyorum. Ben doğru şeyler söylüyorum. Kuantum diyorum, nanoteknoloji diyorum. Ben onlara gülüyorum. Beni yolda görüyor bakın. Davet edeyim sizi otobüsüme.
Yolda kalırsak karışmam ama bak. Davet edeyim, gelin görün. 13-15 yaşında çocuk beni görüyor, böyle yapıyor bana. İşaret yapıyorlar. Mesela Türkiye'de herkes bunu öğrendi. Yollarda bunu yapıyorlar bana. Üçüncü yol diyor. Ne sağdan ne soldan. Atatürk'ün yolundan. Ne cumhur ne millet. Tek yol memleket. Bu siyaset de Türk siyasetinde bu işaret kalıcı olacak. Göreceksiniz. Göreceksiniz. Peki tek adama karşısınız ama şu ana kadar geldiğimiz noktada Memleket Partisi sadece bir tek adam profili üzerine bütün stratejisini inşa ediyor. Sizin ülkeyi yönetecek kadronuzu ne zaman açıklayacağınızı sorabilir miyim? Birincisi asla tek adamlık yok Memleket Partisi'nde. Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen var mı diye örgüte mesaj attık. 115 bin üye var. Sandık koyduk. Her ilçede sandık koyduk. Aday olmak isteyenler buyursun aday olsun dedik. Buyursun aday olsun. Çıkmadı. Yeni parti olduğu için birkaç seçim sonra çıkacaktır elbet. Ben zaten iki seçim hakkı var genel başkanın. Birincisi tek adamlık yok. Gelelim diğer konuya. Şimdi bazı örnekler vereceğim. İstanbul birinci bölge. Birinci sıra adayı. Boğaziçi İnşaat Mühendisliği mezunu, doktoralı bir arkadaşımız. İstanbul üçüncü bölge. Birinci sıra, pardon ikinci bölgeyi anlatayım. İstanbul ikinci bölge, birinci sıra. Ankara Üniversitesi'nde tarım profesörü. Kadın. İkinci sıra Amerika Birleşik Devletleri'nde yüksek lisans yapmış makine mühendisi. Üçüncü bölge, birinci sıra CHP'nin İstanbul Grup Başkan Vekili belediye meclisinde. İkinci sıra ODTÜ Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi mezunu. Türkiye'nin en saygın üniversitesi. İzmir birinci bölge, birinci sıra Londra'da yüksek lisans yapmış bir arkadaşımız. İkinci bölge, birinci sıra elektrik mühendisi. Mersin birinci sıra Hacettepe mezunu bir doktor. Çankaya'da birinci sırada Mürkiye'de profesör bir kadın. Yetmez mi bunlar, kadro değil mi? İzmit birinci sıra. İzmit birinci sıra Boğaziçi İnşaat mezunu bir arkadaşımız. Daha sayabilirim. Tekirdağ birinci sırada da bana şerefsiz diyen kişi. Özür dileteceğim sizi. Manisa birinci sırada da Fidel Okan var. O da çok konuşuluyor. Doğru biliyorum değil mi? Evet, Manisa avukat, birinci sırada, evet, Fidel Okan. Sizin, evet, avukatınız mı? Şahsi avukatınız var mı yoksa kendisinin meşhur avukatı? Hayır. Ya yeni bir davaya bakacak şimdi. Fatih Tezcan'la fotoğrafları çok sosyal medyada dolaştığı için bilmiyorum. Siz biliyor musunuz? O kadar bilmiyorum. Bugün oldu. Evet. Bilmiyorum o kadar. Sayın İnce, siz az evvel gençlere moral verdiğinizi söylediniz. Evet. Bugün yine gençlerin son dönemlerde ilgi gösterdiği Türkiye İşçi Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Erkan Baş'ın size yönelik bir çağrısı oldu. Ve dedi, evet, ki en önemli seçimimiz bu bizim. Sizin de en önemli seçiminiz. Sizin yüzünüzden Türkiye'yi 14 gün daha bile Tayyip Erdoğan yönetmesin. 14 güne değil 14 dakikaya bile sabrımız kalmadı. Bu ülkenin gençlerine 14 gün daha o karanlık günleri yaşatmaya kimsenin hakkı yok. Hem de kişisel davası uğruna hiç yok. Bunu yapmayın. Gelin yurttaşlara, seçmenlere ayrımlarımızı sonra konuşacağız deyin, Kılıçdaroğlu'na destek isteyin dedi. Bu çağrıya nasıl yanıt verirsiniz? Bir, bunu sorayım. İki, gençlere evet umut vermek çok önemli ama siz az önce ve tüm katıldığınız yayınlarda neredeyse sık sık vurguluyorsunuz. Ben menfaat değil, ilke ittifakı öneriyorum diyorsunuz. Acaba Millet İttifakı'nın da bir öncelik ittifakı yaptığını, onun da bu yönetimi, bu sistemi değiştirmek olduğunu düşünmüyor musunuz? Yani bu da ilkesel olarak sizce yeterli bir birliktelik zemini değil mi? Yani parlamenter sisteme dönüş, tek adam rejimini değiştirmek, bunu yeterli bir ilke olarak görmüyor musunuz? O Fidel Okan'ın fotoğrafı da photoshoplu bir fotoğraf. Birincisi şunu söyleyeyim. Erkan Baş bugün bana gel destekle diyor ama bundan 10 gün önce de Muharrem İnce'yi kale almıyorum demişti. Kale almadığı birine
gel böyle yap demesini ben de onu kale almıyorum. Bir kere yani gereksiz bir çıkışı vardı. Muharrem İnce'yi kale almıyorum. Kale almadığım bir adama neden şimdi kale alıyorsun? Birinci benim de ona bir sorum olsun. Potansiyeli belki gördü. Bu açıdan. O zaman kale de... alsaydın derim. İkincisi. Gecikerek de olsa kale almış olması sizin için. Teşekkür ederim. Kale almasına ben de onu kale alacağım. Onu mu çalsın ben de, ama? Ben de gecikmeli de olsa onu kale alacağım. Onu çünkü çalsın ama? Hacı o da. O benim çağrımı değil, kendimi kastetmişti. Ben de kendisini kastediyorum. Bir diğeri çekilsin, desteklesin. Ben de ona bir teklifte bulunayım o zaman. O da İstanbul 3. bölgede çekilsin, bizim adayımızı desteklesin. Ben de ona böyle bir çağrıda bulunuyorum. O da bu çağrıma ne diyecek? Diğeri ilkesel bulmuyor musunuz? Hayır, bulmuyorum. Bulmuyorum. Ya 7 Cumhurbaşkanı yardımcısı, hepinize ikişer bakanlık, 77 milletvekilliği, haraç mezat bakanlıklar, Cumhurbaşkanı. Bunu doğru bulmuyorum. İlkesel bulmuyorum arkadaşlar ya. Siz istediğiniz kadar bulun. Ben bulmuyorum. Bu benim düşüncem. Benim düşüncemi size uydurmaya mecbur değilim değilsiniz, ben. Değilsiniz. Değilim yani. Peki, ikinci Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalırsa ne yapacaksınız? Gerçekten. Yani ikinci tura kaldı ve Muharrem İnce kitleleri sürüklüyor. Kalamadınız diyelim. Yani veya siz kaldınız. Erdoğan'ın gitmesi için ne gerekiyorsa onu yapacağız canım. Peki. Ama siz bunu Babacan'a sorduğunuzda Babacan ne diyor? Babacan ne diyor? Ben ikinci turda Muharrem İnce'ye oy vermem diyor. Ama siz Yüce Divan derseniz sizin için oy yani isteyebilir misiniz? Ben Babacan'ın birinci turda Kemal Bey'e oy vereceğinden de şüpheliyim. Peki siz ikinci ben tura kalamamanız halinde Millet İttifakı'na yani Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğinizi ifade ediyorsunuz. Şartım gene belli ama. Peki şöyle bir tablo çıkarsa ortaya. Milletvekili seçiminde Cumhur İttifakı ağırlıklı bir sonuca ulaşabilir. Ve ikinci turda insanlar şöyle bir değerlendirmede bulunabilir. Ya parlamentoda Cumhur İttifakı şimdi önde. Biz eğer Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yaparsak, deyim yerindeyse topal ördek durumuna düşer. Bu durumda niçin biz Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verelim? İstikrardan yana Tayyip Erdoğan için kullanabiliriz demezler mi? Bu durumda böyle, sizi böyle bir vebal altına sokmaz hayır, mı? Böyle bir durum olamaz. Yani Erdoğan partisinden az oy alamaz ki. Böyle bir şey olmuş mu? Erdoğan bu böyle bir vebal olmaz. Artı böyle bir durum da olmaz. Sayın İnce. Bu doğru bir matematiksel sonuç çıkmaz buradan. Şimdi az önce bir teklifte bulundunuz. Dediniz ki Deva Partisi ve Gelecek Partisi'ni bu ittifaktan kenara çekelim. Ben ne gerekiyorsa yapacağım dediniz. Peki birleşerek kazanacağız stratejisine karşın. Sizin AKP'den ve tek adam iktidarından kurtulma formülünüz nedir? Benim formülüm basit. Bakın ilke ittifakını ben hayal görmem İpek Hanım. Ben gerçekçi bir adam. Gerçekçi bir adam. Türkiye'nin en güvenilir firmalarına anket yaptırsınlar. Bu dört partinin toplamı Bekir Ahardır'ın dediği gibi bir puan. Yok ortada oy falan yok. Ortada bir oy yok. Onun için makam dağıtmaya da gerek yok. Ama siz ister kabul edin ister kabul etmeyin. Muharrem İnce'nin ciddi bir oyu var. Destek vereceğim söz ya. Ama ilke olacak. İlkeler neler? Şu ilkeleri bir başlıklar halinde bir sayalım. Bir daha Anıtkabir'e gidemedi ya bu altılı. Çok özür dilerim. Reklama bir şey söyleyeceğim. Bir alayım bakın, bir şey söyleyeceğim. Devam edelim. Anıtkabir'e gidemediler daha. Sizin oyunuz zaten CHP'nin seçmen kitlesiyle çok birebir örtüşüyor bildiğim kadarıyla. Hayır örtüşmüyor canım. Diğer hayır, mesela hayır, muhafazakarlardan oy alıyor hayır, musunuz olur mu canım? Siz? AKP'lilerin çocuklarından oy alıyorum ben. Yapmayın ya. Ben bunu araştırmadan söylüyorsunuz. Bir reklam arası vereyim. Ben biliyorum ama. Bir reklam arası vereyim. Vaatlerinizi. Anıtkabir'e gidemedi daha bunlar. Hepsini. Evet, hepsini. Gidemediler ya. Anıtkabir'de anlaşamayanlar memleketi mi yönetecekler? Yapmayın İpek Hanım ya. Kaç dakika reklam arası arkadaşlar? 3 dakika bir reklam arası verelim. Vaatlerinizi, ilkeleri tekrar geçelim. Biraz daha artık ne yapılacak? Babacan meselesini Sayın Kılıçdaroğlu'yla hiç konuşmadınız mı? Onu da bir ayrıntılı. Reklamdan sonra devam edelim. Benim de bu konuya hiç girmedi ki. Depremi konuştuk. Thank you.
Hadi gidelim görevimizi yapalım. Bugün soğan olmuş kaç para? Hadi ya. Haydi. Yeter daha. Hadi. Ben gidiyorum. Haydi. Haydi tarihi yazalım. Haydi. 20 yıldır aynı kişiye oy verdim. Artık yeter. Bıktık ya. Bıktık ya. Bıktık usandık haydi canata. Nasıl hoş geldin? Haydi birlikte sandığa. Hoş önce oyumuzu kullanalım. Haydi. Oy atmayacağım diyor. Ya geleceğimiz o sandıkta. Haydi birleşe birleşe. İlk turda bitirelim bu işi. Haydi Ubu'da. Haydi. Türkiye'm nasıl da güzel olacak. Haydi. Yok ki burada bir taraf. Haydi beraber. Hadi bizim için. Hadi yarın. Çıkar cebindeki telefonu. Bir selfie çekelim. Haydi gülelim. Haydi. 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 Kazanalım haydi. Haydi yeniliğe. Haydi. Haydi mutluluğa. Haydi hep birlikte sandığa. Sana söz Türkiye kazanacak. Haydi. 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 Kazanalım haydi. Türkiye haydi. Dede, sırtım benim ağrıyor. Kolum uyuştu. Nasıl Zihni abi? Rahat değil mi? Allah çok rahat. Eşsiz Nurus ürünleri büyük fırsatlarıyla shop.nurus.com'da sizleri bekliyor. Acele edin. Doğrusunu isterseniz tatil budur. Konu tatil olunca herkesin doğrusu farklı. Ama hayalinizdeki tatili avantajlı fırsatlarla doyasıya yaşamak için doğrusunu isterseniz tatil budur. Total Enerji istasyonlarında daha iyi bir dünya için değişim başladı. Bak baba, senin de enerjin değişti. Total Enerji istasyonları. Yeni nesil enerji, daha iyi gelecek. İşte geldim. Ben bir sağlık aracıyım. Abi biz de sahneye çıkabilir miyiz? Dekor olarak evet. Oscar bile alırsınız. Eşsiz Nurus ürünleri büyük fırsatlarıyla shop.nurus.com'da sizleri bekliyor. Acele edin. Birlikte değiştireceğiz. Birlikte değiştireceğiz. Beklediği gün geldi. 2023 seçiminin en kritik, en flaş ittifakı Sözcü Televizyonu'nda. Türkiye en doğru, en hızlı ve en anlaşılır seçim sonuçlarını hep ondan öğrendi. Senin şu efsane replik vardı ya, onu bir daha söylesene. Emrin olur kardeşim. Gel İzmir, gel İstanbul, gel Rize, gel Diyarbakır. Türkiye en ulaşılamaz kulisleri, en sarsıcı haberleri ve en keskin yorumları ondan duydu. Her ilde hangi parti kazandı? Yahut o illerde hangi milletvekilleri meclise girmeye hak kazandı? Siz burada anlık olarak öğreneceksiniz. Ve ittifak Sözcü ekranında kuruldu. Başkaları ittifak kurabilir ama bizim ittifakımız burada. Nerede? Sözcü Televizyonu. Sözcü Televizyonu. Fatih Portakal ve İsmail Saymaz 14 Mayıs günü iki ayrı ajansın sonuçlarını aynı anda ekranlara getirecek. Dezenformasyona geçit vermeyecek. En sade grafiklerle veriler an be an yorumlanacak. Yani sahanın heyecanını sizlere yansıtacağız. Sözcü spiker ve muhabirleri tüm parti merkezleriyle kritik noktalardan canlı yayın yapacak. Özel konuklar, siyasi analistler olan biteni ve sonrasını göz önüne serecek. Türkiye seçimini yapacak, seçim sonuçlarını Sözcü ekranından öğrenecek.
Sözcü Televizyonu'ndan tekrar merhabalar. Kısa bir ara verdik. Konuğumuz... Ekranda da görüyorsunuz bir son dakika teklifini yaptı. Geride bıraktığımız bölümde Kılıçdaroğlu'na yönelik bir teklifti. Yanlış anlatıyorsam lütfen düzeltin. Davutoğlu ve Babacan'ı bir kenara çekin, onlar çekilsin. Ben kayıtsız desteğimi veririm, gerekeni yaparım demişti. Onların hepsini... Sayın Akşener, Cumhurbaşkanı yardımcısı olsun, ben hiçbir şey istemiyorum dedi. Kendinize hiçbir şey istemiyorum. Mansur Yavaş'ı ve İmamoğlu'nu da eklediniz, doğru hatırlıyorsam. Onu istiyorsa ama, dedim. Ama Akşener'in... Sayın Akşener olsun, ben ne bakanlık istiyorum ne Cumhurbaşkanı yardımcılığı istiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Şimdi bölümde isterseniz biraz artık... Bakın, sizin Cumhurbaşkanlığınıza ne vaat ediyorsunuz ben ve ne nasıl yapacaksınız? Bakın, şimdi birincisi, devleti yeniden inşa etmemiz lazım. Yeniden. Cumhuriyet ne yazık ki 100. yılında ağır yara aldı. Gelenekleri yok oldu, kurallar yok oldu, anayasa takılmaz oldu, yargı diz çöktü, TÜİK yalan bilgiler veriyor, Merkez Bankası talimatla iş yapıyor. Önce devlete bir çeki düzen vermemiz lazım. Bir devlet aklı gelmeli önce. Önce bu olmalı. Yani TÜİK bir enflasyon rakamı söylediğinde güvenmelisiniz ona. ÖSYM sınav yaptığında güvenmelisiniz. Bakın benim yaş grubum üniversite sınavına girerken Altan Günalp vardı kurucusu. Herkes saygı duyardı. Sınav sonucunda ya yapamadık kardeşim derdi. Şu anda kimse güven duymuyor. ÖSYM'ye, TÜİK'e, Merkez Bankası faiz açıkladığında kimse inanmıyor. Önce devlete olan güveni yeniden kurmamız lazım. Yani sorular çalınmayacak, paralar çalınmayacak, oylar çalınmayacak, açıklanan rakamlara inanılacak. Birincisi bu. İkincisi, hukuk fakültesini bitirdiniz. Bakın gençler niye gidiyor biliyor musunuz? Erdoğan diyor ki para için gidiyor. Asla para için gitmiyor. Yurt dışına kaçmıyor. Yurt dışına gitmiyor. Anlatayım bakın neden. Şimdi hukuk fakültesini bitirdi iki çocuk. Biri oldu savcı, hakim. En büyük işveren devlet. Öbürü de oldu avukat. Hangisi çok para kazanır? Avukat daha çok para kazanır. Bunu herkes bilir. Hatta çok zengin de olabilir büyük davalara bakar. Ama hakim çok para kazanamaz. Ama hakim şunu bilir. Onun manevi bir tatmini vardır. O hakimdir, savcıdır. Avukat kadar kazanmayacağını bilir ama arkasında devletin olduğunu bilir. Görevde yükselirken adil olunmuşsa, onun üstüne amir olan kişi yetenekliyse, liyakatlıysa saygı duyar ona. Manevi tatminiyle yetinir o. Oysa şimdi öyle değil. Badem bıyığın varsa, reise sadakatin varsa amir oluyorsun. Çocuk çalışmak istemiyor o başhekimin altında. Ya da o başsavcının altında çalışmak istemiyor. İstifa ediyor. Kaçmak istiyor, gitmek istiyor. Devlette liyakat. Esas olan bu. Yani devlette liyakatı sağlayamazsanız, inancından, mezhebinden, siyasi görüşünden, etnisitesinden dolayı görevde yükselmede problem yaşıyorsa o ülkede iş barışı olmaz. Bunu halletmek lazım. Kamuda yükselmeyi, kamuda işe girişleri ve kamuda yükselmeyi bir liyakat esasına göre. Bu liyakat esasını da ben belirlemeyeceğim Cumhurbaşkanı olarak. Bir bağımsız kurul yapabiliriz bu liyakat konusunda. Çok mümkün mü? Mesela bir başka konu. Ne yapacağım? Bu ülkenin her yıl çağ nüfusu 1 milyon 200 bin civarıdır. Yani 1 milyon 200 bin çocuk ilkokula başlar. Bunların %1'i üstün zekalıdır. 12 bin çocuk. Bu 12 bin çocuğun 10 bini ziyan olur bizim ülkemizde. Ya okuyamaz, ortaokuldan, liseden ayrılır. Bu zeki çocuklar. Çevremizde çok vardır bunlardan. Ben bunu amatörce yaptım dershanecilik yaparken. Gittim köyleri gezdim. Mesela bu yüzde bir 12 bin çocuk var ya. Bu 12 bin çocuğun 10 bini ziyan oluyor. Ya yurt dışına gidiyor ya okuyamıyor. En önemli hazinemiz budur. Budur bizim. Doğalgazdan da önemlidir. Bakın, doğalgazdan da önemlidir. Nükleer santralden de önemlidir. Fabrikalardan da önemlidir. Beyin takımı. Bu beyin takımını yok ediyoruz biz. En iyi kaynağımızı ziyan ediyoruz.
Yetenek avcılığı yaptıracağım bu ülkede. Özel yetiştirilmiş sporda, müzikte, fizikte, matematikte üstün zekalı çocukları özel kuryeler Türkiye'yi dolaşacak. Dağın tepesinde bir çocuk vardır. Dağın tepesinde bir Türkmen çadırında bir Aziz Sancar yatıyordur. Onu bulacaksın. Onu devletin işidir bu. Köy enstitüleri böyledir işte. Cumhuriyetin kuruluşu böyledir. Bunu yapacağım. Kamu ihale kanunu 200 kere değiştirmek yok. Bunu yapacağım. Gelirin %2'sini, milli gelirin %2'sini tarıma ayıracağız. Tarıma. Bu ülkenin evlatlarına 5 sözüm var benim. Bir, size et yedireceğim diyor. Süt içireceğim. Ben size balık yedireceğim. İyi besleneceksiniz. İkincisi, iyi okullarda okuyacaksınız. Sizi tarikatlara teslim etmeyeceğim. Özel okullara teslim etmeyeceğim. Devlet eğitimde, sağlıkta ve tarımda piyasaya koşullarına bırakmayacak. Devlet denetle, devlet burada olacak. Girişimci devlet olacak. Devlet üretme çiftliklerini yeniden gündeme sokacağız. Atıl vaziyette şu anda. Ve çocuklarımıza yurt yapacağız. TOKİ'nin bir tane görevi olacak. Yurt yapmak. Çocukları tarikat yurtlarına mahkum etmeyecek. Bunlara iş bulacağız. Ve bu ülke bir deprem ülkesidir. 13 milyon yıldır bu topraklarda deprem olur. Yine de olacak. Türkiye'de siyasetçilerin içinde Muharrem İnce'den başka hiç kimse deprem bir beka problemidir demedi. TOKİ konut yapmayacak mı? Sadece önce yurt yapacak. Yurt mu yapacak? Önce yurt. Yurtlar bittikten sonra konut. Muharrem İnce, o kadar eleştiri aldım ki bu konuda. Bu ülkenin beka meselesi depremdir dedim. Ay, tabii. O kadar çok eleştiri. Bunu söyledim. Şimdi tekrar söylüyorum. O büyüklükteki, yeni yaşadığımız bu büyüklükteki bir İstanbul depreminde bağımsızlığımızı tehlikeye düşürür. Kesinlikle bunu söylüyorum. Bakın, Eskişehir'den Edirne'ye kadar. Eskişehir'den Edirne'ye kadar. Bağımsızlık tehlikesidir. Yani Birleşmiş Milletler der ki insani yaşam koşulları oluşmamıştır. İnsani yaşam koşulları kalmamıştır. Donanma gönderirler buraya. Onun için aklımızı başımıza toplamalıyız. Bu ülkeyi, bu 7 milyon bağımsız konutu, bu 7 milyon bağımsız konutu mutlaka ve mutlaka yenilemeliyiz. Deprem dirençli kentler, deprem dirençli yerleşim alanları kurmak zorundayız. Buna mecburuz. Bakın, Ar-Ge'ye milli gelirin %5'ini ayıracağız. Ar-Ge'ye milli gelirin %5'ini. Güneş enerjisiyle ilgili özel çocukları göndereceğim yurt dışına. Özellikle tek, onlarla tek tek ilgileneceğim. Atatürk'ün yaptığı gibi. Ki ben ilhamımı Atatürk'ten alıyorum zaten. Peki Kürt meselesinde ne yapacaksınız? Mesela 9 Mayıs 2018'de Demirtaş'ı ziyaret etmiştiniz. Evet. Şimdi ne yapacaksınız? Hayır, o Demirtaş'ı ziyaretim şöyleydi. YSK adaylığını ilan etti Erdoğan'ın, İnce'nin, Demirtaş'ın, Akşener'in, Karamollaoğlu'nun. Sonra bu aday, bunlar aday olabilir deyince Sayın Erdoğan'a da gittim, Sayın Demirtaş'a da gittim, Sayın Akşener'e de gittim, Sayın Karamollaoğlu'na da gittim. Hatta onların hesabına bir küçük de bir bağış yaptım ki siyaseti yumuşatalım diye yaptım. Buradaki sizin politikanız mesela, yani seçildiniz veya işte artık bir ortaklığınız var vesaire. Demirtaş, Kavala, hani hep tartışılıyor isimler, Gezi, onların süreçleri. Bakın Gezi diyorsunuz da, ya Gezi'nin müdahilleri Babacan'la Davutoğlu. Gezi'ye müdahil oldular. Sayın İnce. Ama bir dakika, cevap vermedim. Müdahil oldular. O çocuklara karşı bu kişiler müdahil oldu. Ya bunu ben Gezi'de çocukların yanındaydım. Gezi'de çocukların yanındaydım. Taksim Meydanı'ndaydım. Babacan'la Davutoğlu oraya katılanların yargılanması için müdahil oldular. Burada bir düzeltme yapabilir miyim? Bitmedi ama. Hala bitmedi. Öbür sorunuz. Ama soruya tam yanıt da alamıyorum. Bak, yani oraya da geçelim. Davaları için. Seyircilerimizin mutlaka sorulmasını istedikleri çok önemli bir soru var. Bundan sonra lütfen. Ben Kavala'nın, Demirtaş'ın adil yargılanmadığına inanıyorum. Adil yargılanmadı. Ama bir kişi tutuklansın ya da serbest kalsın, o hak Cumhurbaşkanı'na ait değil. O yargıya aittir. Ya
Doğru yargılandılar mı diyorsanız hayır, adil yargılandıklarına inanmıyorum. Sarayı ve uçaklarını ne yaparsınız? Sarayı? Ve uçakları. Uçakları satacağım. Sarayı ilk bine girmiş öğrencilere vereceğim. Arge merkezi yapacağım orayı. Üniversite sınavının ilk bine girmiş. Marmaris'teki yazlık sarayı da engelli çocuklara vereceğim. Sayın İnce, 2018 seçimlerinden birkaç gün önce sizinle bir telefon konuşması geçti aramızda. Ben durumu nasıl gördüğünüzü sordum. Abi bu iş bitti dediniz. Hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. Fakat seçim beklediğiniz gibi sonuçlanmadı. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin 10 bin civarında bir sandığa görevli 12.843 bulundurmadığını ayrıca sandık sonuçlarının sağlıklı bir şekilde kamuoyuna yansımasını sağlayacak olan sistemin de erkenden çöktüğünü ve size veri ulaşmadığını ifade ettiniz. Evet. Bu arada da gece bir meslektaşımıza, İsmail Küçükkaya'ya çektiğiniz adam kazandı mesajından da daha sonra pişmanlık duyduğunuzu ifade ettiniz. Şimdi sizin Millet İttifakı'na yönelik olarak söylemleriniz, aday olma motivasyonunuzda o olayın intikamını alma duygusu ne kadar etkin? Hiç. Ben intikamcı birisi değilim. Hayatımda intikam olarak bir şey yaptığımı da hatırlamıyorum. Çünkü toplumda böyle bir kanaat var. Hayır. O yani böyle bir problemim yok asla ve asla. Ben çözüm odaklı. Yeterince deneyim sahibi oldum ben siyasette. Egolarım da oldu elbette zamanında. Onları da aştığımı düşünüyorum. Vardı insan olarak siyasetçide bir miktar ego olmadan zaten siyaset yapılmaz. Ama şu anda geldiğim noktada 59 yaşında sadece ve sadece güzel bir memleket istiyorum. Kandırılmamak istiyorum. Hayal görmek istemiyorum. Bakın. Peki Memleket Partisi sandıklarda görevli bulunduracak mı? Seçim güvenliğine katkınız parti olarak ne olacak? Mesela bazı yerlerde CHP hala vermedi. İşte Edirne'de istediler bizden. Bizim sandık görevlisi koyma hakkımız yok daha önce seçime girmediğimiz için. Ancak müşahit bulunacağız. Tabii ki biz evet. Elimizden gelen yardım yapacağız. Bunu hep söylüyorum. Yani nerede bir eksik varsa CHP'ye, İYİ Parti'ye çağrıda bulunuyorum tekrar. Hala bildirisinden müşahit gönderelim. Biz ancak katkı verebiliriz. Bir de Fidel Okan bir cevap göndermiş savunmaya duyduğumuz saygı gereği. Bu fotoğraf diyor 9 yıl önce A Haber'de bir televizyon programına çıkmadan önce çekilmişti. Atatürk düşmanı biriyle fotoğrafım olduğunu söylüyorlar. O tarihte ne ben bu şahsı tanıyordum ne de onun Atatürk düşmanı olduğunu kamuoyu biliyordu. Büyük haksızlık yapılıyor. Atatürkçülük konusundaki çalışmalarıma siz şahitsiniz. Düzeltmenizi rica ederim. Ben de Gelecek Partisi'nden düzeltme var. Onu Gelecek Partisi'nden. Onu da belirtelim. Emevi Camii'nde namaz kılacağız diyen Erdoğan'dır. Bunun düzeltmesini rica ediyoruz diyorlar. Sayın Muharrem İnce, Gezi davasında müdahil olma durumu söz konusu değildir. Kamu davası açılmıştır diye de böyle bir düzeltme. Öyleyse öyledir. Çünkü tartışmaya gelecek. Ne yapacaklarınızı söyledik ama İpek'le şöyle bir soru cevap da bir alabilir miyim? Sonra da geleceğim. Hı-hı. Kimlerle yapacaksınız? En çok merak edilen şey bu. Yani hep çünkü bir iddia ya da benim de karşılaştım. Ben diyorsunuz. Şunu yapacağım, bunu yapacağım, böyle yapacağım. Siz benim belime niye taktınız bu kadar çok? Çok fazla söylediğiniz için. Hayır efendim, yok öyle bir şey. Hani ama sonuçta ben diyeceğim takım... yani. Ben diyeceğim. Kendimden bahsederken saygınlık katmak için biz diyecek halim yok yani. Ben benden bahsederken... Bir ekibiniz var. Bir sorayım mı? Yani kolektif ekibiniz kim? Ve kim ne yapacak? Mesela Merkez Bankası Başkanı. Bugün iktidar şeye gelseniz. Cumhurbaşkanı böyle bir şey olur mu? Bunu size kim söyleyebilir? Kılıçdaroğlu söyler mi bunu? Yani Merkez Bankası'na şunu getireceğim der mi böyle bir şey? Kafanızda bile var mı? Vardır tabii ki, olmaz mı? Onu soruyorum. Ben yani 300 kişiyle bakın. 300 kişi. 300 kişi lazım. Bu ülkeyi yönetmek için 300 kişi. EPDK, BDDK, SPK, Maliye, Emniyet Müdürü 81, 81 Vali. Gibi. 300 kişi. Benim ajandamda 300 kişi var. Ama var tabii ki. Kim olduklarını? Ben İstanbul Valisi'ni kimi atayacağımı biliyorum. Sonra bu yeni düzende... Bakın, insanlarımızın bilgilerini tazelemelerini istiyorum. Bu yeni düzende
Cumhurbaşkanı pazar günü seçimi kaybettiğinde 81 il valisi de gidiyor zaten. Bunu biliyor muydunuz? Evet. Bu böyledir yani. Bu yeni düzen böyledir. Zaten bitmiş oluyor. İstifasına gerek yok. Tabii MİT Başkanı da Cumhurbaşkanı'na bağlı. O da bitiyor zaten mu? Görevi bitiyor. Diyanet İşleri Başkanı bitmiyor. O bitmiyor. Onu alacaksınız. Ha mesela sen Kızılay Başkanı. İlk işim Kızılay Başkanı'nı görevden almak olacak. Diyanet İşleri Başkanı'nı alacak mısın? Alacağım tabii ki. Kesinlikle. Kesinlikle. TRT. Hemen. Ama en acil Kızılay. Depremde çadır satan adamdan Kızılay Başkanı olmaz. Şimdi bakın şu kadro meselesini bir açayım. Şimdi önceden Demirel, Ecevit yarışırken, önceden 70'li, 80'li yıllarda diyorlardı ki kadron kim? Şimdi siz bir Maliye Bakanı, Dışişleri Bakanı yapacağınız zaman kimi Dışişleri Bakanı yapacaksanız onu milletvekili yapmaya mecburdunuz. Çünkü milletvekilleri bakan oluyordu. O zaman bu kadro meselesi soruluyordu. Şimdi bu soru gereksiz bir soru. Şöyle gereksiz bir soru. Pazar, çok alternatifiniz var. Türkiye sizin zaten. Pazar günü Cumhurbaşkanı seçildiniz. İpek Hanım siz Cumhurbaşkanısınız. Pazar gecesi sabaha kadar kadro kuruluyor. Türkiye'de kim var? İyi Parti'den şu kişi var. Eski milletvekili bu işi anlar. Yap onu ne olacak ki? Bakan yap. Şimdi ben 13 bakan atayacağım. Onu söylüyorum. 13 bakan atayacağım. Şu anda Cumhurbaşkanlığında kurullar var. Evet. Bu kurullar 13 tane olacak. Tek tek saydım onları. Şimdi tekrar saymayayım. 13 bakan olacak. Bu kurulların her birinde 7 kişi olacak. 7 kişi. 13 çarpı 7. Bu kurullarda olacaklar. Bakan o 7 kişiden birisi olacak. 40 kişilik de Aksaçlılar grubu kuracağım. Heyeti kuracağım. 40 kişi. Bilber Ortaylı da olacak. Uğur Dündar da olacak. 40 kişi. Yani bana şöhret yolu açılıyor. Bu 13 bakan belli mi kafanızda en azından? Tabii ki kafamda belli bunlar. Tabii ki kafamda. Bunların haberi var. Sadece bakanlar değil anladığım kadarıyla. Arkadaşlar, Sayın Başkan. Peki bunları yapacaksan bir şey diyeceğim. Şurayı bitir. Tabii bitirin ama şunu da söyleyin Ruhan yani. Bunları yapmak için son ankette ne geldi size? Yaptırdığınız son anket. Evet. Anket önemli. Evet, evet. Son anketiniz nedir sizdeki? Yani bunu da halk merak ediyor. Bakın. Yani Muharrem İnce'nin oyu düşüyor, çıkıyor. Muharrem İnce'nin oyu artıyor. Anket vardır mutlaka. Arkadaşlar şimdi anket, bu piyasadaki anketlerin hepsine bana biraz para verin, size kaç istiyorsanız anketi çıkarttırayım. İstediğiniz kadar. Ama KONDA'dan saygıyla bahseden sizsiniz. Ben bahsettim canım. Bir şey demiyorum. Hepsini aynı kefeye siyasette koymak çok yanlış olur. 24 saat. Ama siz sorularınızı sorarken cevabımı bekle. Siz misiniz? Sorunuz aç. Hayır sorunuz açıkta kaldı. Neydi onu bile unuttum yani. Kadrolardı. Hayır anketler. Hayır ben o kadroları söylediniz ya. Anketleriniz. Bir dakika arkadaşlar ama şimdi ben bir kurul kuracağım dedim. Aksaçlılar... Yani bir danışma meclisi gibi bir meclis kuracağım 40 kişiden oluşan dedim. Onu söylemedim. Tamamını bitiremedim. Buyurun bitirin. Şimdi bir, burada ücret olmayacak. Ücret olmayacak. Masrafları karşılanacak. Maaş vermeyeceksiniz. Yani. Maaş yok. Yani şu andaki Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Konseyi'ne değil, maaş öyle değil. Evet. Arpalık değil. Gelecekler, konaklama yapacaklar, yol masrafları verilecek, iyi içecek, buyurun diyeceğiz. Memleketi nasıl yönetiyorum? Hatam ne? Naci Hoca diyeceğiz ya. Ne yapalım bu afetlere? Celal Hoca ne yapalım bu afetlere? Söyle. Ayağına gideceğiz gerekirse. Ya akıl ver arkadaş diyeceğiz yani. Her bir kişinin her şeyi bilmesi mümkün mü? Ya Uğur Bey ne diyorsunuz? Şu basın özgürlüğü konusunda basının ya artık eleştirebilmesi lazım bu basının. Hani babalaya çıkabilmek lazım. Çıkabilmek lazım yani. Konuşmak lazım 300 gencin karşısında. Kılıçdaroğlu mu eleştiriyorsunuz? Hayır efendim. O manipülasyon yapabileceği için gerekçesiyle ben çıkmamayı için karar verdi. Hayır ben çıktığım için söylüyorum. Erdoğan da çıkmıyor ya. Bilmiyorum yani. Ben o zaman Erdoğan'a da gitsin. Sayın Erdoğan'ın son çıktığı tartışma programı zaten 2002'de benim yönettiğim rahmetli Deniz Baykal'la kendisinin yaptığı tartışmaydı. Onun için bu kurulda fikir alacağız. Onları dinleyeceğiz. Uzmanları dinleyeceğiz. Bunu yapacağım.
Tamam, oy oranımız kaç şu anda? Size gelen son ankette bir rakam bekliyor insanlar. 14'ünde göreceğiz. 14'ünde göreceğiz. Tamam. Sayın İnce, ben birkaç tane arka arkaya sormak istiyorum süremiz azaldığı için. İzleyicilerimizden Twitter üzerinden fotoğraf paylaşanlar var. Neden Davutoğlu'nu 11 ay önce ziyaret etti o zaman Sayın İnce diye sormuşlar. Şimdi bugün ittifakın dışında mi? Görüştün mü? Ziyaret ettin mi? Bunları soru olarak kabul etmiyorum. Hayır, ettin mi değil, neden etti zaten. Yani neden şimdi görüştüm? Siz bugün diyorsunuz ki ittifakın dışına çıkarılırlarsa Sayın Kılıçdaroğlu tarafından ben parti kurdum. Destek veririm diyorsunuz. Ben parti kurdum. Hı hı. Parti kurunca telefon açtı, nezaket gösterdi. Hayırlı olsun dedi. Ben de ziyaretine gittim. Bu insani şeyler bunlar. Onun düğününe niye gittin? Bunun cenazesine niye gittin? Peki. Bununla niye oturdun? Bununla niye sohbet ettin? Bununla niye, bunları şey bulmuyorum yani. Peki, o zaman ikinci sorum. Eğer olur da Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Erdoğan ikinci tura kalırlarsa Sayın Erdoğan'ın sizin oyunuzu çekmek için size bir vaadi olursa kabul eder misiniz? Böyle bir ihtimal yoktur. Yoktur olursa. Böyle. Yoktur efendim böyle bir ihtimal. Benim tarafımdan kabul gören bir teklif değildir. Yok böyle bir şey. O görüşmeye de gerek yok. Peki. Ya herhalde yeterlidir bu değil mi? Peki, bir tane daha sormak isterim. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu başkan seçilirse Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönüş ve hatta genel başkanlık için bir adımınız, inisiyatifiniz olur mu? Hayır, ben şu anda Memleket Partisi'ni kalıcı kılmak için bunu yerleştirmek istiyorum Türkiye'ye. Ben bu bazı kurumlar konusunda sormak istiyorum. Mesela çok tartışılan kurumlar var Türkiye'de. Varlık Fonu bunlardan kapatacağız. Biri. Kapatacaksınız. İletişim Başkanlığı bunlardan kapatacağız. Biri. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda bir düzenlemeye gidecek. Hakimler, savcılar... Şimdi HSK şöyle gelişti biliyorsunuz. 13 kişiden oluşuyor. Biri CHP kontenjanından seçildi. İkisi İyi Parti kontenjanından seçildi. Onu, dördünü Cumhurbaşkanı atadı. Bakan yardımcısı var. 13 kişi zaten. Yani 10 tanesini Erdoğan belirledi. Üçünü muhalefet belirledi. Yani yargının canına ortak okudular. İktidarla muhalefet. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun hemşerisini bir kişiyi HSK üyesi yapabilmek için AKP'nin adaylarına da oy verdiler. Ancak öyle geçiyor çünkü. 400-500 oyla. Bu yapı siyaset kurumunun, bakın, siyaset kurumunun yüksek yargıya üye seçmesini doğru bulmuyorum. Onu da şöyle anlatayım. Yasama, yürütme, yargı. Anayasa 7-8-9. Burada bir kafa kadar karışık. Altılı masa ne diyor? Parlamenter sisteme geçeceğiz. Asla geçemezler. Milleti kandırmak bu. En az 360 milletvekili lazım. Var mı ortada? Yok. O zaman Cumhurbaşkanı'nın inisiyatifinde değil bu. Parlamenter sisteme geçmek. Parlamentonun inisiyatifinde. Mecliste 360 vekil hayır derse, evet demezse geçemezsiniz. Şimdi bir, yasama nasıl güçlendirilir? Bakın söyleyeyim. Bir, milletvekillerine ön seçim getirirsiniz. Öyle güçlenir. İki, yasama nasıl güçlenir? Bakanları güçlendirmeniz lazım. Onları güçlendirmenin yolu nedir? Gen soru ve güven oyunu geri getirmeniz lazım. Parlament milletvekilini şu anda bakanlar milletvekillerini takmıyor. Takmıyor. AK Parti milletvekillerini de takmıyorlar. Niye takmıyorlar biliyor musunuz? Gen soru yok, güven oyu yok, hiçbirisi yok. Peki. Niye taksın ki? Bitireyim efendim. Dolayısıyla... Bir de onlar reise bağlılar. Onlar reise bağlılar. Milletvekilleriyle bağlı işi yok. Evet. Bir başka konuda bütçe hakkını meclise vermek lazım. Ben Cumhurbaşkanı seçilirsem şu anda bütçe yapma hakkı Cumhurbaşkanı'na aittir. Cumhurbaşkanı bütçeyi yapar, meclise gönderir. Meclis kabul etmezse bir değer artışı yapar, tekrar gönderir, kabul etmeye mecburdur. Bu yetkimi kullanmayacağım. Bütçe yapma yetkisini meclise iade edeceğim. Meclis böyle güçlenir. Yürütme nasıl güçlenir? Bakanları güçlendirerek, onları kimlik sahibi, kişilik sahibi yapacaksın. Deve dişi gibi bakanlar vardı önceden. Şimdi bakanların adını bilen yok, çünkü hükümleri yok. Yargı nasıl güçlenir? Yargı nasıl güçlenir? Siyaset kurumu yüksek yargıya üye atamamalıdır.
Doğru bulmuyorum bunu. Ben Cumhurbaşkanı olsam ben de atamamalıyım. Bu doğru değil. Bir araya gireyim. 2500 maddelik bir yol haritası açıkladı Millet İttifakı. Okudunuz mu? Siz okudunuz mu? Ben okudum. Ben 2500 sayfayı okumadım. 2500 sayfa değil, 2500 madde. Evet. Okumadım. Yani orada itirazınız olan şeyler var mı onu soracaktım. Var tabii. Ben okumadım ama arkadaşlarım bana okudular. Yani orada söylenen, mesela İstanbul Sözleşmesi yok orada. Mesela yok. Farklı bir şey de geçiyor ama... Geçmiyor, evet. Yok. Yani netameli konuların hiçbirisi yok. Peki Sayın İnce... Cem evleri yok mesela. Cem evlerinin ibadethane statüsüne alınacağı yok. Ben söz veriyorum 45 gün içinde cem evlerini ibadethane statüsüne alacağım. Temel hak ve özgürlükler diye geçiyor ama haklısınız, cem evi yok, yok. İstanbul Sözleşmesi yok. Peki siz eğer birinci veya ikinci turda Cumhurbaşkanı seçilirseniz parlamento çoğunluğunu elde edemezseniz sizce size bunları yaptıracaklar mı? O yani, tabii çok kolay. Çok nasıl kolay, kolay olacak çok kolay. Bu kadar? Bak, yani, millete şikayet ederim. Meclise millete şikayet ederim. O kadar kolay ki bu milletin lehine olacak düzenlemeleri gönderin. Tamam. Bu milletin lehine olacak düzenlemeler. Arkadaş, kamu ihale kanunu şeffaf yapacağız. Rekabete açık yapacağız. Bu şekilde bakın. Çıkarım milletin televizyonların karşısına. Şu parti derim. Şu parti. Bu düzenlemeye karşı çıkıyor. İki kere engellerler. İki kere. Üçüncüde engelleyemezler. Milletin lehine işler yaparsan... Peki bir şey söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu nasıl yönetiyor belediyeyi? Çoğunluğu var mı? Mansur Yavaş nasıl yönetiyor belediyeyi? Çoğunluğu var mı? Çok kolay Simge Hanım. Çok kolay. Ama milletin... Yeni bir yolsa ortamı doğurmaz mı nasıl? Sizce? Yani, hayır, olmaz efendim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki aseti, orada bulunanları millete şikayet etmek suretiyle yeni bir kriz, yeni bir... Hayır, niye kriz olsun? Mı? Ben derim ki millete karşısına çıkarım. Benim Türkiye'de çok bizim... acil sorunları olacak. Özellikle ekonomide. Onların 25 liraya çıkması gibi beklentiler var. Önce öncelikler var canım. Önce öncelikler var. Öncelikleri yapacağız. Kamu ihale kanunu şeffaf, rekabete açık hale getireceğim. Milli gelirin %2'sini tarımı desteklemeye ayıracağım. Hadi kabul etme de göreyim. Nereye kabul etmiyorsunuz? Yani Ekrem İmamoğlu'nu engelleyebiliyorlar mı? Bir miktar engelliyorlardır ama işini yapıyor. Biraz önce söylediği gibi Türkiye'nin döviz üretemeyen bir ekonomisi var. Çok büyük bir sıkıntı. Kemal Kılıçdaroğlu 418 milyar doları mutlaka getireceğini söylüyor ama sizin iddianız onun prangaları var. Ali Babacan'ı kastederek söylüyorsunuz, o getiremez. Peki siz getirecek misiniz? 418 milyar doları çalınan parayı geri alacağım dedi. Evet. Evet. Şimdi bakın. Ben sizin Aykut Erdoğdu ile röportajınızı okudum. Orada Aykut Erdoğdu diyor ki, bu para diyor biz 18 kişiyle çalıştık. Hatta diyor Telekom'la ilgili diyor dosyaları diyor saklamakta sorun yaşadık. Bunu diyor dijital ortama aldık. Ben röportajınızı hatırlıyorum. Evet. Peki özellikle Telekom'a vurgu yapılmış orada. Telekom 2005, Ali Babacan işin başında. Ben diyorum ki yapamaz. Cumhurbaşkanı yardımcısı yapıyorsunuz. Ben yaparım diyorum. Cumhurbaşkanı yardımcısının yargılanma usulü çok belli. 301 ile imzayı açıyorsunuz. 360 ile komisyon kuruyorsunuz. 400 ile yargıya gönderiyorsunuz. Gönderemezsin. Yapamaz diyor. Ben yaparım diyor. Sayın İnce, şimdi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dedi ki, Türkiye'nin işte bu darbe. Seçimde evet Millet İttifakı kazanırsa evet. Türkiye'nin bir siyasi darbedir bu dedi. Hani Batı'nın bir darbesidir anlamında, evet. Siyasi anlamda. Sonra Cumhurbaşkanı Hukuk Danışmanı, baş danışmanı Sayın Mehmet Uçum da buna benzer bir şey ve tam bağımsızlığa bir darbedir bu dedi. Evet. Siz Millet İttifakı kazanırsa, Muharrem İnce kazanırsa, yani siyasi anlamda Batı'nın bir darbesini mi yapmış olacaksınız? Şimdi bakın. Bir. Veya tam bağımsızlığa bir darbe mi vuracaksınız? Hayır, asla tabii ki. Bir. Seçimler bayram günüdür. Şölen günüdür, düğün günüdür. Kim kazanırsa kazansın darbe değildir. Ben böyle bakmıyorum. Bir, seçimin tarihini kim belirledi? Erdoğan. Meclis mi belirledi, Erdoğan mı? Erdoğan belirledi. Tek imzayla, tek. Şimdi bir, tarihini tek imzayla Erdoğan belirledi. Peki seçimin kurallarını kim belirledi? Erdoğan belirledi. Seçim kanunu ona göre yaptı. Geçen sefer mesela artık oylar vardı. Bu sefer artık oylar yok. Yani geçen sefer mesela CHP çok zarar edecek burada. Ne bileyim yani mesela
Kırıkkale'de milletvekili çıkarırken İYİ Parti'nin oyları ona dahil olmuştu. Şimdi olmayacak. Yani ayarladı, kendine uygun hale getirdi. Yani seçimin tarihini Erdoğan belirlemiş. Kurallarını Erdoğan belirlemiş. Nasıl oluyor bu darbe? Belirlemeseydin o zaman. Dolayısıyla milletin iradesine herkes saygı gösterecek. Şunu da tehlikeli buluyorum. Toplumda bu zaman zaman dillendiriliyor. Ya bu Erdoğan kaybedecek ama iktidarı bırakmayacak. Kaybetse de gitmez. Kaybetse de gitmez. Bunu çok tehlikeli buluyorum. Tıpış tıpış gidecek. Yok öyle bir şey. Kim kazanırsa bu, kazansın. Kim gidecek tabii ki. Yani babasının çiftliği mi Türkiye Cumhuriyeti? Peki kazanmaya giden yolda bir sıkıntı olabilir. Hayır, bak, onu soracağım. Hayır. Muharrem Erkek'in açıklamalarını izlediniz mi? Şurayı da bitireyim. Şurayı da bitireyim. Şimdi kaybetse de gitmez. Bu seçmeni küstürür. Gözünüzü seveyim diyorum Cumhuriyetçi mahalleye. Aman bunu dillendirmeyin. Bu seçmeni ürkütür. Peki kısa bir süre içinde sizin destekçileriniz diyelim ki muhalefete başladılar, size muhalefete başladılar ve siz beklediğiniz toplumsal desteği bulamadığınız gibi rüzgarın sizin istemediğiniz yönden estiğini ve güçlü bir şekilde estiğini hissettiniz. Yine de ısrar eder misiniz? Ben ısrar falan etmiyorum. Bir siyasi mücadele veriyorum. Benimkisi bir ısrar, bir inat, bir intikam değil. Siyaset böyle yapılır. O zaman şöyle istiyorsanız onu anlayabilirim. Muharrem İnce sen çekil. Hayır öyle bir şey. Bak, yok. Bence Erdoğan da çekilsin. Hayır, daha garanti hayır. Olur. Erdoğan da çekilsin. Şimdi daha bu CHP kurultayı değil ki bu. Şöyle. İmzalar geri çekilsin. Hayır siyasetçiler rüzgarı hesaplamak zorunda. Hesaplarım ben onu. Yani onu sokakta görüyorum. Ama bu CHP kurultayı değil seçim. CHP kurultayında olur o. İmzaları çek bakalım. Düşürün imza sayısını. Tek aday kalsın. Onun için demokratik bir yarıştır. Bu demokratik yarışta ben teklifimi yaptım. Bundan iyisi Şam'da kayısı. Yavaştan bitirmem gerekiyor. Şimdi çok var. Son sorular. Bu şartlar ikinci tur içinde geçer. Çünkü orası anladığım kadarıyla çok anlaşılmamış. Yani sizin sayın... Beni uçağa yatıştıracaksınız değil mi? Evet. Son sorular olsun. Sayın Babacan ve Sayın Davutoğlu'nun çekilmesi ve sizin bu sayede, bu vesileyle desteğiniz ikinci tur için de geçerlidir. İkinci tur için de geçerli. Yani evet. Sayın Erdoğan ve Sayın Kılıçdaroğlu evet. Kalırsa evet. Bu koşulda destek vereceğinizi evet, söylüyorsunuz. Peki son sorun. Evet. Yani senin son sorun olsun. Peki Muharrem Erkek'in dün bazı açıklamaları oldu. Dedi ki İçişleri Bakanlığı'nda paralel bir yapı kurulduğunu tespit ettik. Bakma imkanınız oldu mu? Hayır olmadı. İnceleme imkanınız. Hayır olmadı. Şimdi yani, bir okuyucudan gelmiş. Sayın Muharrem İnce Yalova'da Hüseyin İbrahim Gülerceli'nin dershanesinde görev yaptı mı? Yaptım. Uzun bir süre mi? 9 ay. 9 ay. Yani Gülerci FETÖ'cü değil miydi? O zamanlar FETÖ diye bir şey yoktu. Yıl 89. Yıl 89. İstifa ettim memuriyetten. Geldim. 8 ay mı 9 ay mı ne? O zaman FETÖ, METÖ kimse bir şey bilmiyordu. Hüseyin Gülerce Yalova Lisesi'nden istifa etmiş, dershane kurmuş. Bir fizik öğretmeniydi. ANAP'ın milletvekili adayıydı. Hmm. Hiç böyle bir şey yoktu gündemde. 9 ay. Benim de Yalova Lisesi'nden öğretmenimdi. Yani öğretmeni tayin ben etmiyorum yani. Sınıfa ben... Benim öğretmenimdi lisede. Ben bir tayin yaptım onu oraya. Doğrudur. Uğur Bey son soru. Bir okurumuz da şöyle diyor. Kılıçdaroğlu seçimi kazanınca... Meclisteki AKP'li vekillerin de parlamenter sisteme geçiş için... destek vereceklerini söyledi. 360 vekil çok rahat sağlanacak. Bu yüzden Muharrem Bey endişe etmesin diyorlar. Bir ihtimal o tabii. AKP'liler söz vermişler öyle mi? Yani güzel söz veriyorlar. Vallahi 300 milyar dolar sözü vermişler. AKP milletvekilleri de söz vermiş. Vizeleri de kaldırdı. Muhtarlara da özel kalem müdürü. Güzel bir memleket olacak. Son evet. Bir soru hakkımız var mı acaba? Kısa bir ekle. AKP milletvekilleri... AKP, Uğur Bey ya AKP milletvekilleri Kılıçdaroğlu'na söz verir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Yani bu tabloyu görmeden konuşmak da biraz falcılık yapmak yani, gibi. Tamam. Çok kısa bir reklamım var. Döneceğim son soru alacağım. Hakkımı veriyorum. Peki, kısa bir reklam arası tekrar birlikte olacağız. Müzik
20 yıldır aynı kişiye oy verdim. Artık yeter. Bugün soğan olmuş kaç para? Bıktık ya. Bıktık ya. Arkadaşlar oyumuzu basacağız. İlk turda biz bitireceğiz. Haydi hep birlikte sandığa. Haydi ben gidiyorum. Umuda, haydi haydi bolluğa haydi haydi. Kazanalım haydi. Hoş önce oyumuzu kullanalım. Bıktık usandık haydi cana tak etti haydi haydi. Haydi. Biz bu seçimi onlar için kazanacağız. Haydi. Haydi adalete, haydi haydi eşitliğe, haydi haydi. Türkiye, hadi bizim için. Hadi yarın. Çıkar cebindeki telefonu. Bir selfie çekelim. Haydi gülelim, haydi haydi. Hak ettik, haydi haydi. Haydi ilk turda bitirelim bu işi. Haydi. Haydi hep birlikte sanda. Sana söz. Türkiye kazanacak. Haydi. Haydi. Haydi Türkiye haydi. Evet hocam. Ne diyorsun bu tatil hazırlıklarına? Ya hocam şimdi adam tatili fırsata çevirmiş. Tatil budurla erken rezervasyon fırsatından yararlanmış. Tak 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 tak. Tam bir taktik ustası. Tebrik etmek lazım. Bir fırsat da benden gelsin mi o zaman? Gelsin. Erken rezervasyon fırsatlarıyla dolu tatil seçenekleri için doğrusunu isterseniz tatil budur. Budur hocam. Hocam. İşte geldim. Ben bir sağlık aracıyım. Abi biz de sahneye çıkabilir miyiz? Dekor olarak evet. Oscar bile alırsınız. Eşsiz Nurus ürünleri büyük fırsatlarıyla shop.nurus.com'da sizleri bekliyor. Acele edin. Murat Aksoy kendini yeniledi. Vokalist oldum. Tekrar kendini yeniledi. Ve televizyon programcısı oldum. Bir kez daha kendini yeniledi. Şimdi de sporcu oldum. Tüm bunları yaparken cildime ve vücudumu da her gün yenilemem lazım. Bunun için de desteğe ihtiyacım var. Cildinizin ve vücudunuzun yenilenmesine destek olan kolajenin üretim hızı yaş ilerledikçe yavaşlar. Day to Day The Collagen Mac Plus'ın içinde bulunan kolajen, magnezyum, vitaminler ve mineraller vücudunuzu desteklemeye yardımcı olur. Kendini yenile, zamana yenilme. Kendini yenile, zamana yenilme. Day to Day. Evet hocam, ne diyorsun bu tatil hazırlıklarına? Ya hocam şimdi adam tatili fırsata çevirmiş. Tatil budurla erken rezervasyon fırsatından yararlanmış. Tak 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 tak. Tam bir taktik ustası. Tebrik etmek lazım. Bir fırsat da benden gelsin mi o zaman? Gelsin. Erken rezervasyon fırsatlarıyla dolu tatil seçenekleri için doğrusunu isterseniz tatil budur. Budur hocam. Hocam. İşte geldim. Ben bir sağlık aracıyım. Abi biz de sahneye çıkabilir miyiz? Dekor olarak evet. Oscar bile alırsınız. Eşsiz Nurus ürünleri büyük fırsatlarıyla shop.nurus.com'da sizleri bekliyor. Acele edin. Sözcü Televizyonu'nda bu akşam Liderler Özel programında konuğumuz Muharrem İnce'ydi. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce sorularımızı yanıtladı. Kendisine teşekkür ediyorum. Konuğumuz oldu. Sorularımızı yanıtladı. Daha çok aslında soracak soru vardı ama sizin yetişmeniz gereken bir uçak var. Eklemek istediğiniz son bir şey varsa alayım. Yoksa... Çok teşekkür ederim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Milletimize diyorum ki umutlarımızı tazeleyelim. Umutlarımızı yeşertelim, ümitsizliğe kapılmayalım diyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Önce hanımlar Simge Fıstıkoğlu ve İpek Hanım sizlere teşekkür ediyorum. Uğur Dündar, Sözcü Gazetesi yazarlarından ve bir diğer yazarımız Aytun Çarkin. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu akşamlık bu kadar diyelim, şimdilik bu kadar diyelim ama tekrar ben açılışta söylediğim şeyi yenileyeyim. Sinan Oğan'la iki defa bu ekranda siz karşı karşıya geldiniz. Bu Muharrem İnce'nin ikinci yayınıydı. Kemal Bey'le geçtiğimiz hafta bir yayınımız olmuştu. Önümüzdeki haftalarda kendisine uyan bir tarihte onu da burada ağırlamak isteyeceğiz. Dolayısıyla bütün adayları burada ağırlamak, iki kez olsun seçime giden yolda ağırlamak bizim görevimiz bir televizyonculuk görevi olarak, habercilik görevi olarak görüyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizim programımızda bir vatandaşlık parası var.
vatandaşlık parası 29 Ekim 2023 tarihinde Cumhuriyet'in 100. yılında 18 yaşını doldurmuş. Doğuştan Türkiye vatandaşı olan her vatandaşımız